Efendim, yine bir çarşamba gecesi artı eksi programında birlikte olacağız. Yaklaşık 1,5 saat civarında. Evet, bu akşam konuğum eski Sakaryaspor yönetim kurulu üyesi, ömrü Sakaryaspor'da geçmiş çok sevgili abim Erol Girişken. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Coş. Evet, bu akşam siyaset yok. Siyasete kısa bir dönem ara verdik. Bu akşam Sakaryaspor tarihini şehrimizde en iyi bilenlerden bir isim Erol Girişken. Bu akşam Sakaryaspor'un tarihini konuşacağız. Sakaryaspor nasıl doğdu, nasıl oluştu? Bazı kuruluş tarihi 17 Haziran 1965 olarak geçse de bazı tarihçi arkadaşlar esas kuruluş tarihinin 1932 olduğunu iddia ediyorlar. Erol Girişken'e bunları soracağım. Çünkü Sakaryaspor tarihini yaşayan efsanelerden Erol Girişken abimiz bilir. Evet Erol abi, şunu sormak isterim. Konuya şöyle başlayalım isterseniz. Sakaryaspor'un kuruluşu 17 Haziran 1965 mi yoksa 1932 mi? Şimdi madem bana sordunuz söyleyeyim. 1965'ti Sakaryaspor'un kuruluşu. Şimdi ben de 1930'dan 35'e kadar birikmiş çok eski çarşı büyüğümüz Hasan Yunak'ın biriktirdiği spor ve futbol mecmualarının 5 tane cildi var. Evet. Şimdi orada bir Sakaryaspor geçiyor ama bakıyoruz sanki gayri federe gibi, yani bir maçlar yapılmış ama çok kısa sürmüş. Bir de Kocaeli'ye bağlıymışız. Kocaeli'ye bağlı. Değil mi abi? Ve Kocaeli Ligi'nde bir iki tane maç yazıyor yani. Ama bir de bir Sakarya Gençlik vardı. 1950'lerde, 60'ların başında. Onunla karıştırılmış olmasın. O 30'lardaki, yani bizim çocukluğumuzda bildiğimiz Sakarya Gençlik, o 30'ların devamı, bir sent takımı olmasın. Ama şimdi tarihçi bir arkadaşımız bu konuyla ilgili bazı ciddi paylaşımlar yaptı. Hatta 6 tane de kitabı var bu arkadaş, tarihçi arkadaşımızın. Mesela şöyle diyor, ben araştırdığımda, okudum daha doğrusu. İşte Sakaryaspor'un adı ilk defa 1932 yılında geçiyor diyor. Kocaeli'ye bağlıydık, Kocaeli'den vesaire falan. Ama benim de bildiğim esas kuruluş tarihi 17 Haziran 1965. Ben hala onun çok kısa sürdüğünü iddia ediyorum. Evet. Şimdi 1930'larda 32'lerin futbolcuları, bizim çok büyüklerimizle ben yıllarca konuştum. Mesela meşhur Ziya Konuk, Deve Ziya abimizin babası, Rüşit Konuk. O yılların en meşhur futbolcularından bir tanesi. Ben onun ağzından o yıllarda Sakaryaspor bir takımla oynadık diye hayatımda duymadım. Evet. Bizim Uzun Çarşı civarında da çok büyük abilerimiz vardı, eski futbolcu. Onlardan da hiç duymadım böyle bir isim, böyle bir takım ismi. Vallahi ben yani de ilk defa okudum. İlk defa yani duydum. Çok kısa bir zaman sürmüş o belli. Açılmış, kapanmış. Evet. Yani ben bu o yılların 1930'ların, 35'lerin futboluna damga vurmuş kişilerle delikanlımda çok konuştum o tarihleri. Notlar aldım. Onlardan Sakaryaspor'da bir takım hiç hayatımda duymadım. Vallahi ben o tarihlere dayanan bir Sakaryaspor. Yani Sakaryaspor'un kuruluş tarihi 17 Haziran 1965. Peki Erol abi, Sakaryaspor nasıl kuruldu? Renkleri nasıl oluştu? Bunu ben sizden çok kez dinledim ama bir kez de seyircilerimiz dinlesin. Onun için her zaman söylüyorum, ben evet, çok şanslıyım. Siz evet. Sakaryaspor Uzun Çarşı'da rahat rahat kuruldu diye söyleyebilirim. Değil mi abi? Çünkü Uzun Çarşı. Şundan sebebini de söyleyeyim. Sakaryaspor'un ilk kurucuları 20 kişi. Kurucular. Evet. Bu 20 kişinin 8 tanesi Uzun Çarşı ve civarındaki esnaf. Zaten o bu 20 kişinin içinden 11 kişi seçildi ilk kongrede. Yönetim kurulu üyesi olarak değil mi abi? Orada zaten önümde liste var. 1, 2, 3, 4, 5 kişi Uzun Çarşı esnafı. 11 kişinin 5'i Uzun Çarşı esnafı. Evet. Şimdi ben şöyle şanslıyım, her zaman da anlatmışım da bütün konuşmalarımda bunu.
Bizim eski Kuzulu Mağazanın, bizim aile şirketimizin olduğu yer, şu andaki Balıklı Sümer'in olduğu yer. Yani karşımızda eski Emniyet Bankası var. Kuzulu Mağazanın bir bölümü yandan bir dükkan ayırmıştık. Biz oraya Narim Mithat'ın bir dükkan ilerindeki meşhur Narim Mithat Mağazası'nın ikinci dükkanları, orada kiracımızdı bizim ailemizin, kumaşçı dükkanları vardı. Şimdi Sakaryaspor'un kurulmasına en büyük sebeplerden bir tanesi Sakaryaspor'un ilk kaleci, antrenörü ve kaptanı Fikret Aldınç'tır. Onun hakkını ilk önce bir teslim edelim. Mekanı cennet olsun. Tabii, amin. Şimdi Sakarya'da da amatör ligler oynanıyor. Sakaryaspor'un kurulacak mı, kuruluşu federasyondan böyle bir teklif gelecek, kimsenin haberi yok. Ben de Fikret abiyle beraber, Aldınç mağazasının iki numaralı oğlu, onlarla hem dükkan komşumuzlar, hem de benim büyük amcamın oğlu Faruk Girişken, Sefa Girişken'in babası, rahmetli Faruk abi, o Aldınç sülalesinden evli olduğu için altı böyle bir de yakınlık vardı. Hem dükkan komşuluğu hem de bir o aileden evli olduğumuz için aile büyüğümüz. Fikret abi 1963 yılında, o yıllardaki İdman Yurdu'nun kaptanı Mithat Aldınç, Kennedy'nin, Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy'nin öldürüldüğü gün İstanbul'da mal almaya gitmiş mağazasına. Yanında da Hamdi Uzel'in kardeşi Doktor Nihat'la beraber trafik kazasında vefat ettiler. O ağaçlıklı yol var ya, Beşiktaş semtinden maça gidilirken, evet, oradaki virajda. Fikret Aldınç de o tarihe kadar 11 yıl o zamanki Süper Lig olan birinci ligde, bugünkü adıyla Süper Lig, o yıllarda birincilik. Uzun yıllar Ankara Demirspor ve Hacettepe'nin kalecisiydi. Bizim için tabii, ben o zaman 17-17,5 yaşındayım. Fikret abi de 31-32 yaşında. Bizim için büyük idol. Kardeşi trafik kazasında vefat edince Adapazarı'na geldi. Hacettepe'de oynarken? Daha önce Ankara Demirspor'da, sonra Hacettepe'ye geçti. Hacettepe oynarken kardeşi trafik kazasında 1963 yılında vefat edince geldi buraya, Adapazarı'na döndü ve Şekerspor'a kaleci oldu. Tabii Ankara'da 11-12 yıl Süper Lig'de futbol oynamış bir kaleci burada, Şekerspor'da. Şekerspor'un bütün maçlarına gidiyoruz filan. Bugünlerden hiç unutmuyorum, Nisan ayı bizim Kuzulu Mağazanın bitişindeki Narim Mithat'ın kumaş mağazasının önünde Fikret abiyle konuşuyoruz. İşte iki gün evvelki diyelim ki İdman Yurdu Şekerspor maçını konuşuyoruz abi kardeş olarak. İçeriden benle aynı yaşıt olan Sabri Gilan, kumaş mağazasının elemanı, çalışanı, yanımıza geldi. Fikret abi dedi, seni Ankara'dan telefonla arıyorlar dedi. Yıl? 1965 Nisan ayı. 1965 Nisan ayı. Burada amatör küme maçları devam ediyor. Fikret abi Ankara'dan telefonla, o zaman federasyon merkezi Ankara mıydı Erol abi? Ankara. Ankara'ydı. Orhan Şeref Apak uzun yıllar federasyon başkanlığı yapar. Evet, yapan. Orhan meşhur. Fikret abi 10 dakika falan gelmedi. Geldi, tabii biz de o zaman futbol meraklısıyız. Hayrola Fikret abi dedim, tekrar Ankara'dan teklif mi var dedim. Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Yok hayır dedi, federasyon başkanı Orhan Şeref Apak acilen beni Ankara'ya çağırıyor dedi. Ben de merak ediyorum dedi. Ve gitti. İki gün sonra geldi. Hayrola Fikret abi ne oldu? Heyecanlıyız tabii. Biz zannediyoruz ki Ankara'ya transfer olacak tekrar. Yok dedi, ikinci ligde yedik. O zaman bir grup var ikinci ligde. İkinci bir grup kurulacakmış dedi. Yani birinci lig var, ikinci lig var. İkinci ligde de tek grup var. Tek grup var. Orhan Şeref'e bak diyor ki Fikret Aldınç'a, seni diyor uzun yıllardan beri burada tanıyorum diyor. Adapazarlısın diyor. Orada da diyor amatör kümede oynuyorsun. İkinci grubu kuracağız diyor. Sakarya'da böyle bir takım, birkaç tane amatör kümede oynayan takım birleşik de diyor, bir takım kurup diyor, bunu diyor temsil edebilir mi diyor. Yani o kaldırabilir mi bu olayı diyor. O potansiyel var mı bu şehirde? Fikret abi de aynen şöyle söylüyor. Ben diyor bir yıldır diyor, 1,5 yıldır diyor amatör kümede oynuyorum diyor. Çok iyi elemanlar verdi. Ben her şeyine kefilim diyor. Bu olayı diyor rahatlıkla kaldırabilir Sakarya dedi.
ben şimdi de Ethem abiye gidiyorum deyince ben de çok heyecanlandım. Fikret abi ben de gelebilir miyim dedim. Gel dedi. Siz daha 17-18 yaşlarında. 17'den birkaç ay almışım. Hı hı. Ferda mağazası vardı o zaman bizim dükkanın ilerisinde. Uzun Çarşı'da. Uzun Çarşı. Şimdiki Cerrahoğlu Eczanesi'nin tam karşı köşesi. Onun ikinci katında tüccar terzi. O zamanlar tüccar terzi dendiği zaman dükkanında kumaş da var. Yeni gençler belki bilmezler. Bilmezler, onu anlatmamız evet. lazım. Hı hı. Gittik. Fikret abi durumu anlattı. Hiç unutmuyorum şu andaki gibi gözümün önünde. Çok heyecanlandı Ethem abi. Çok heyecanlandı. Ethem Boran. O sırada da Güneş Spor'un başkanı. Ethem amcamızı da rahmetle analım bu arada. Tabii. Unutulacak bir isim değil. Unutulacak isimler. Şimdiki gençler bilmez bu ismi. Ama o çok büyük hizmeti geçmiştir. İnanılmaz Sakarya'sı. Sakaryalı ve Sakarya Sporlu. Tabii. Ya dedi, Necdet'i arayayım dedi. Necdet dedi, Ali Necdet Güven 60 yılında ihtilal zamanı. Adapazarı Belediye Başkanı ve aynı zamanda İdman Yurdu Başkanı. Adı Gençliği aradı falan filan. Tabii bunlar toplanmaya başladılar. Tabii büyükler toplanınca her seferinde orada yanlarına giremiyorsun. Tabii. Tabii biz Fikret abiyle dükkanlarımız yan yana olduğu için devamlı abi nasıl oluyor, nasıl bitiyor konuşuluyor bunlar. En sonunda sizin de bildiğiniz gibi İdman Yurdu, Güneş Spor, Ada Gençlik ve Gençler Birliği karar veriyor. Birleşecekler. Yalnız çok kişinin bilmediği bir şey var. Fikret abi çok istedi Yıldırım Spor'da katılsın diye. Hangi sebepten dolayı bilemiyorum artık. Ondan itibaren de ikisi de rahmetli oldu. Fikret abi biraz kırgın gibiydi Yıldırım Sporlulara. Yani niye katılmadınız gibilerden. Daha kuvvetli bir takım oluruz gibilerden. Bu dört takım karar verildi artık. Bu çalışmalar yapılıyor. Tabii biz tabii bizim aile büyüklerini, diğer bu yönetici arkadaşlar, abilerimiz, büyüklerimiz hepsi tanıdıkları için biz çok affedersiniz böyle pat küt dükkanlara girip çıkıyoruz. İşte abi ne oldu, amca ne oldu, nasıl gidiyor? Bunları öğrenirken artık şeyde bende onun resmi var, büyük bir resim. En son büyük toplantı Dilman Oteli'nin lobisinde yapıldı, salonunda. Oradaki toplantı şu yani, bu 20 kişi kurucu belli oldu artık. O 20 kişinin içinden 11 kongreye hangi 11 kişi yönetim kurulu seçilecek. Başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Evet. Onlar karar veriliyordu. Fakat renkler her takımın temsilcisi kendi takımının rengini bir renginden bir tanesi olsun istiyor tabii. Ama öyle olmadı. Olmadı. Birkaç gün bu sürüncemede kaldı. Şimdiki Ada Kebapçısı'nın arka bitişiğinde o yıllarda Ramazan Aga diye Adapazarı'nın sembolü olan bir köfteci vardı. Evet. Şimdi sanayi çarşısında olan. Oraya ben öğlen yemeğine gittim. Tam yemeğim bitmek üzereyken Ethem Boran, İhsan Ayhan, Fikret abi, Zeki Duyak, kurucularındandır ama ilk yönetimde yoktu. Sonraki yönetimlerde oldu. Tuhaf Eğici, Oyuncakçı Zeki abi. Bir de Tavşan Az mı derlerdi. Sakarya Spor'da eski santraforu. Ben tabii yemek bitiremiyorum, uzatıyorum. Ne konuşuyorlar yan masada. Yemekleri bitti. Şemsiyeli Bahçe'ye kahve içimler gidelim dediler. Eski meşhur Şemsiyeli Bahçemiz. Evet. Ben de gelebilir miyim dedim. Gel tabii dediler. Onlar kahvelerini söylediler. Ben de çay mı söyledim, gazoz mu söyledim, oturuyoruz. En ön sıradayız. Birinci sırada önümüzde işte bulvar yaya geçildi o zaman. Yayalar geçiyor ancak. Ethem amcanın terzihane, ikinci kattaki terzihane kapısının karşısında avukat Zerrin Batmaz var. Rahmetli oldu daha. Yine çok evet, birkaç kısa şey evvel. Süre, Zerrin Batmaz ablamız Çerkes kökenli. Avukattı bildiğim Zerrin kadarıyla. Avukat Batmaz. Çarşımızda çok sevilen, böyle yürüyüşü aynen bir manken gibi yürüyen, çok güzel giyinen bir ablamızdı. Konuşuyorlar, tabii renkleri konuşuyorlar. Aynen böyle bir tesadüf olur mu? Renkleri konuşurlarken öteki biraz itiraz etti, biriki itiraz etti. Yeni Cami tarafından bulvara doğru önümüzden siyah pabuç,
siyah etek, yeşil ipek bir bluz, siyah bir fular var. Avukatlık cübbesi de burada, üstünde çantayı da takmış, böyle geçiyor önümüzden. Geçerken o grubu gördü. Zeyhan abla dedi ki, Ethem Bey afiyet olsun, iyi günler dedi. O da iyi günler Zeyhan Hanım dedi. 5-6 metre geçti, geçmedi. Ethem amca ayağa kalktı. Renkleri bulduk dedi. Yani Sakarya Spor'un evet. Yeşil siyah renkleri zerrin batmasın. Mekanı cennet olsun. Evet. Aramızdan yeni ayrıldı Zerrin ablamız. Sakarya Spor'un renklerini onun giymiş kıyafeti, olduğu evet. Kıyafeti. Ve Sakarya Spor'un da 2 numaralı üyesiydi rahmetli. 2 numaralı üyesi. 1 numara Ethem Buran, 2 numara Zerrin Batmaz'dı. O yıllar başkaydı Erol abi, değil mi? Ya şimdi... Yani bugün bir işte bugünlere bakıyorum. Şimdi bakın ben bazı gençlere söylüyorum, böyle boş boş bakıyorlar bana. Şu ilk yönetim 5 sene filan 4'te 3'ü devam etti. Bir kuruş borcu yoktu. Peki şunu sorayım. Pardon. Bu yönetimde bir tane sanayici yok. Peki şunu sormak istiyorum. İş adamı yok. Hepsi esnaf. Peki profesyonel bir Sakarya Spor 17 Haziran 1965 yılında sahaya ayağını bastı. Sonuçta profesyonel bir kulüp olduk. Doğru mu abi? 44 bin lira ilk takımın maliyeti. Peki bunun finansını kimler, yani şehir nasıl kaldırıyordu? Mesela bugün bakıyorsunuz, yani sadece bu Sakaryaspor için geçerli değil tabii. Türkiye'deki tüm kulüpler, sponsorlar var. İşte stat ismi, satışları, kiralamalar, çok ciddi sponsor gelirleri var. Fakat buna rağmen hasılat gelirleri var. İşte Paso Lig var, Süper Lig ve Birinci Lig'de. Buna rağmen kulüplerin %90'ı hep batmış durumda işin açıkçası, yani dürüst konuşmak gerekirse. Borçsuz bir tane kulüp yok. Evet. Ama 1965 yılında 11 kişilik bir yönetimle o günün ekonomik şartlarında borçsuz, dediğiniz gibi 44 bin liraya kurulan bir, 44 bin çok para değil mi Erol abi? 44 bin lira. Çok para değil, 44 bin. En büyük... Bir dakika, çok para Erol abi, 44 bin derken ciddi para yani. 18-19 tane adam oluyorsun. Hepsi. Peki bunun finansını, esas sormak istediğim de buydu abi. Finansını, o 44 bin lirayı şehir nasıl topluyordu? 44 bin liranın yarısını şehir işte futbola heves vermiş. Gönül veren arkadaşlar. Gönül vermişler. Bu yönetimden ve yönetimin diğer kuruculardan çıktı yarısı. Hemen hepsini peşin verilmedi futbolculara. Tabii canım, 10 aya, 12 aya bölünüyor bunlar. 2,5 liraya da üye yapıldı. Hmm. Benim mesela Köylü Pazarı'nda saatçi dükkanı vardı Doğan Uluç'un, ilk yönetim kurulu üyesi. İbrahim Uluç'un öğretmen hoca abisidir. 2,5 liraya yaptı. Ve Cemal Aga diye bir büyüğümüz vardı. Kapı kapı dolaşıp bir tane alınmadık aylık 2,5 lirayı atlamazdı. Kapı kapı dolaşırdı bütün üyeleri. Ya çok özverili çalıştılar. Bildiğin gibi değil. Evet, doğru diyorsun. Mesela bakın bu yönetimde iki kişi var. Bundan sonraki yönetimde giren de bakın size bir şey söyleyeceğim. Şimdi genç nesil ne anlatıyor bu diyecekler. İhsan Ayhan, Hamdi Uzel ve Zeki Duyak yöneticilik yaptıkları seneden hiçbirinde hiçbir lig maçının ilk devresini seyredemediler. Niye? Kapıları bırakmıyorlardı. Böyle bir özgür olur mu? Yani 5 sene, 7 sene kaçak seyirci içeri girmesin diye kapılarda tabiri caizse nöbet tutuyorlardı. Doğru mu? Ben sana söyleyeyim. Askerden gelmiş Suat Uzel, benim çocukluk arkadaşım, babası Hamdi Uzel, kapıda bizim uzun çarşı büyümüş. Suat basketbol oynuyor. Serbest giriş kartı var. Sakaryaspor'un basketbolcusu, sporcusu. Önümde geldik kapıya, kartını gösterdi babasına, hadi hadi geç dedi, gişeye dedi. Bilet millet abi. Bilmez dedi, Hamdi oğlunu içeri bedavaya alıyor derlerdi, gişeye gönderdi Suat'ı. Böyle yöneticiler gördük biz. Evet. Çok özverili çalıştılar, ne diyorum, hiçbir maçın ilk devrelerini seyredemedi bu üç kişi, yıllarca. Yani şimdi bugün tabii gençler... Sakaryaspor'un atıyorum işte 20 yaşındaki bir genç Sakaryaspor'un 5-6 yıl öncesini biliyor veya
işte 7 yıl, 4 yıl, 3 yıl neyse. Ama arkadaşlar Sakaryaspor o kadar zor şartlarda kuruldu ki, şimdi Erol abi daha da derin konulara inecek. Deplasmanlarımız, toprak saha, devre aralarında, maçtan önce devre aralarında itfaiye araçları, saha şey gibi, jilet gibi, şimdi bugünkü gibi yeşil yerde çimler yok. Toplar gülle gibi, hele çamurda kulakları çınlasın. İhsan abi Beşiktaşlı, Sarı İhsan yani bir tek o vururdu. Tabii. O balçıkta frikikleri İhsan abi atardı. Yani Sakaryaspor bugünlere geldiyse bu Erol Girişken abimizin söylediği isimler bugün hepsi rahmetli oldu tabii. Evet. Değil mi abi? Yaşayan evet. Bir tek efsane siz kaldınız diye biliyorum. Başka bu yönetimden bir tek Şükrü abi var şu anda rahatsız. Şükrü abi var. Bir de 90, en son genç nesil olarak siz kaldınız. Yok ben o yıllarda nerede yönetici olacağım? Hayır yönetici ama Sakaryaspor tarihini, deplasmanlara giden, şu gelen. Şu anda evet. Rahmetli Süleyman Seba'ya, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'ya çok yakın bir isim olmanızdan dolayı transferlerde aracılık yaptığınızı çok iyi bilirim. O konulara da gireceğiz. Ama Sakaryaspor bugünlere gelene kadar o kadar zor şartlar yaşandı ki bu isimleri Sakarya, mesela bir Sakaryaspor Müzesi örneğin olması lazım. Olması lazım. Kesin değil olmuş mi abi? Geç bile kalın. Mesela bir Tuncer Tepe efsanesi. Tabii. Buna da gireceğiz. Aydın Zengin abimizin başkanlığında yaşanan bir Avrupa tabii maceramız var biliyorsunuz. Eintracht Frankfurt'a elenişimiz var vesaire. İlk önce Spartak'ı eledik ilk turda. Eledik birinci turda. Sonra tabii Türkiye Kupası'nı almamız Samsun'da vesaire. Ben de bayağı yaşlanmışım Erol abi. Herhalde ben de bayağı bir şeyler... Kendini çok yaşlı sanıyorsun. Evet. Bizler Sakaryaspor'la yatıp Sakaryaspor'la kalkan bir nesildik. Nesiliz. Hala da öyleyiz belki. Çünkü bu şehrin bana göre en büyük markası, tartışması Sakaryaspor'dur arkadaşlar. Yani ama bir de geriye baktığımız zaman geçmişteki insanlara da bu Sakaryaspor'u bugünlere gelmesini sağlayan kişilere de saygı duymamız gerekir diye düşünüyorum. Değil mi Erol abi? Evet. Yani Sakaryaspor bu isimler unutulmamalı. Bunların çocukları, torunları unutulmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle unutulmamalı. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Sakaryaspor'un yeşil siyah rengi Zerrin ablamızın, bir avukat ablamızın kıyafetinin çok şık olması, kırmızı şey yeşil ayakkabı, siyah flor vesaire bluz, oradan bir renk yaşatması 1965-2022'nin son şimdi forma ayında. Dedim, benim içimde böyle bir uhde var. Bunu birkaç tane eski yönetici arkadaşlara da söyledim. Geçen sene de söyledim bir yönetici arkadaşa. Sakaryaspor'un kuruluşundaki gerçek yeşil rengi bu değil. Yani o rengi bulmak çok zor mu? Bir de klasik iki tane forması vardı Sakaryaspor'un. Şimdi bakın, dünyada bunun çok örnekleri var. Şimdi isim saymaya kalkarsak hep aynı formayla çıkan bir sürü takım var. Ama artık mesela federasyon bazı, mesela şimdi iç saha deplasmanlarda başka şimdi artık bunlara yok müsaade, yani daha doğrusu mecbur tutuyor Erol abi. Mesela Sakaryaspor'un beyaz forması var. Mesela bugün Barcelona bazı maçlarda klasik... Peki Celtic'i hiç gördün mü başka formayla çıktığını? Celtic. Ya şimdi tabii mesela göremez. Liverpool aynı klasik formayla çıkıyor ama buna bir atıyorum UEFA, FIFA artık yok ona FIFA müsaade. Üçüncü, her takımın üçüncü rengi vardır. O ayrı da. Vardı yani. Ama Sakaryaspor'a en iyi yakışan forma bana sorarsanız acizane abi yeşil siyah o üç çubuklu. Geniş çizgi. Geniş işte o. O forma. Bir de iki parçalı. O forma müthiş bir forma yani abi. Yani o formayı yapmak çok zor bir şey olmaması gerekiyor. Yani bilemiyorum tabi ama göze en hoş gelen bir forma. Bence tabi benim görüşüm. Hasbelkader biz de bir yöneticilik yaptığımızda hep dikkat ederdim. Yeşil siyah forma Sakaryaspor'a gerçekten çok yakışıyor. Yani. Bazen itirazlarımız oldu ama büyüklerimiz yok dediler, böyle dediler, şöyle dediler ama esas Sakaryaspor'un klasik rengi yeşil siyah. Evet. Değil mi abi? Yeşil siyah. Yakışan da o zaten. Bu kadar koyu yeşil değil. Ya açık yeşil, koyu yeşil. Neyse yani. Ama yeşil siyah Sakaryaspor'umuza yakışıyor.
Kesin bana göre benim görüşüm. Kesin. Ama tabii bazı şeyler var. Federasyonun talimatları var. Mecbur rakip, misafir takım, rakip takım, forma seçme hakkı vesaire. Onlar da olduğu tabii. için Erol abi tabii. bazen beyaz formada şu başka renk formalarda giyilebiliyor. Evet şimdi abi buyurun. Mesela İhsan Ayhan var ilk yönetimde. Bence Türkiye'de rekordur. Kuruluşundan 18. yıla kadar 1883'e kadar aralıksız yöneticilik yaptı. Çok emeği geçti Ahmet İhsan abinin. 18 ve çok acıdır. Ve hep de kulüp veznedarlığı yaptı yani. Vefat ettiğinde de Sakaryaspor camiasından bir adet bir kez daha olsun bir başsağlığı mesajı çok, gelmemiştir. Evet, Oğuz Dizel abimizi kayıp edirdi. Evet, doğru mu abi? Abi ben de bayağı şeyler biliyorum ya. Uzun çarşıdan yani, bizim Oğuz abinin, Oğuz Dizel abimizin çok çok incindiği, kırıldığı haklı. Kuruculardan İhsan haklı. Ayhan abimize Sakaryaspor Kulübü'nden bir şimdi vefat, ben bir birebir hikayemizi anlatayım. Başsağlığı mesajı gelmemesi çok üzüntülü. Üzüntü verici. İşte bu biraz da şeyden kaynaklanıyor Erol abi. Sakarya şehri artık yani şimdi genç nesil 18-30 yaşına baktığımız zaman Sakarya artık eski Sakarya değil gibi geliyor. Yani bir zamanların yanlış kelime kullanmak istemiyorum ama yani değerlerini biraz unutuyor. Örneğin bu siyasette de böyle gibi geliyor. Mesela ama bir sonraki nesile bunları anlatmazsan işte böyle evet. Kaybı siyasette oluyor. De böyle abi. Mesela değerler kaybı oluyor. Mesela bu şehirde şimdi ben geçen bir bizim Medyabar'dan TV264'ten muhabir arkadaşımız Çark Caddesi'nde sokak röportajı yapıyor. Dikkatimi çekti. Videosunu izledim. Sakarya'daki milletvekillerinin isimlerini söyler misiniz diyor. Çıkamaz. Kimse yani şimdi çıkalım atıyorum Çark Caddesi'ne bulvara. Sakarya'nın milletvekillerini sayar mısınız diyelim. Vallahi 100 kişiden 10 kişi ya birini söyleyebilir ya ikisini söyleyebilir. Ama bizim nesil biz bu şehrin belediye başkanını, bu şehri idare eden seçilmiş milletvekillerini İnan ver yani ezbere bilirdik abi. Şimdi meclis üyelerini de bilirdik. Meclis üyelerini tanırdık. Şimdi mesela belediye meclisi eskiden bir belediye meclis şeyleri olurdu biliyorsunuz. Kıran kırana bir kavgalar olurdu. Hatırlıyorsunuz bunu. Özellikle ANAP döneminde ANAP, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire her mecliste böyle adrenalin yükselirdi, tartışmalar çıkardı. Şimdi bakıyoruz abi kabul edenler etmeyenler hadi güle güle bitti 15 dakikada red yok da maalesef. Hepsi kabul de. Şimdi işte bunun nedenini araştırmak lazım. Yani bence benim görüşüm Erol abi Sakarya eski Sakarya kimliğinden uzaklaşıyor gibi i̇şte geliyor bir bana. Bir evvelini o yeni nesle anlatmak lazım. Evet. Anlatılmadığı için böyle oluyor, unutuluyor. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı, mesela soralım şehirde bir anket yapılsın. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce 99 depreminde ne iş yapıyordu, görevi neydi desinler. Hiç kimse Erenler Belediye Başkanı olduğunu bilmez. Bilmez. Ne kadar acı bir şey değil mi Erol abi? Evet. Ne kadar acı bir şey. Maalesef. Sakaryaspor'un bir insan tarihini bilmezse gelecek çocuklarına Sakarya'yı anlatması da mümkün değil. Yani bir Sakaryalı ruhu oluşmuyor şimdi ne itmez. Bunları itmesin. Anlatmak lazım şimdi bak. İşte bu da sizlere düşüyor Erol abi. Siz tamam onun için davet ettik tamam bu gece. Ben her hafta buraya gelip yok her hafta değil canım tabii ki. Şimdi mutlaka. Bak İhsan abiyle birebir yaşadığım bir olayı anlatayım size. Buyurun. Tabii biz Sakaryaspor'un o yıllarda paraya ihtiyacı ne kadar varmış yokmuş bilmiyor ki taraftar. Biz taraftarız o zaman. Şimdi de bilmiyor gerçi de. Denizli'ye maça gittik. Şimdi deplasmanda tabii prim yükseliyor deplasman galibiyetinde. 1-0 yendik nasıl olduysa Denizli'de iyi deplasmanda takım. Deplasmanda yendik. Dönüyoruz bir yerde takım otobüsünü gördük yemek yiyor. Bizim uzun çarşıdan giden otobüste girdik o şeye benzinle. Bütün takım orada bazı birkaç yönetici orada. Bir tarafta gitmiş pencerenin kenarında böyle İhsan abi yumruğunu koymuş çenesini düşünüyor. Ben de gittim yanına çarşıdan komşuyuz ya. İhsan abi takım da galip geldi sen ne düşünüyorsun kara kara diyor. Herkes neşeli diyor. Erol diyor salı günü prim dağıtılacak diyor. Primler çift diyor katlandı diyor. Deplasman galibi
Onu hesap ediyorum diyor, çıkmıyor para diyor. Onu düşünüyorum ben diyor, nasıl denk getireceğim diye. Şimdi bak, taraftar sevinç içinde, yönetici elini koymuş kara kara düşünüyor camın kenarında. Ben de, siz biliyorsunuz tabii ki, mutlaka biliyorsunuzdur. Eskişehir şampiyonluğumuz biliyorsunuz, yani müthiş bir şampiyonluktu Eskişehir'den. Hiç unutmuyorum, bir yönetici abimize dedim ki, abi dedim ya şampiyon olduk, niye düşünüyorsun dedim. Şampiyon. Sos dedi konuşma dedi. Salı çarşamba dedi şampiyonluk primleri ödenecek dedi. Kasada 1 lira para yok dedi. Yani. Sen kalkmışsın dedi, bana ne anlatıyorsun? Onu da hiç unutmam. Evet. Yani futbolcu, tabii ekonomik şartlar, o zamanki Türkiye'nin ekonomisi de böyle değildi. Türkiye'nin ekonomik şartları böyle değildi. Sosyal medya deseniz hiç yoktu. Tabii ki şehri yönetenlerin de katkısı vardı ama. Mesela rahmetli Ünal abi, Ünal Ozan, belediye başkanlığı evet. döneminde tüm futbolcuları belediyede çalışıyor gösterip sigortalarını ödüyordu. Behçet Deryoğlu hem başkanlık Behçet yaptı. Abi, hem Behçet Deryoğlu nur içinde yatsın. Behçet abi de mesela belediye başkanları hep Sakaryaspor'un yanında olmuştur. Ama Trabzon'la tabii, çekiştiğimiz sene. Evet. Kocaeli'de Trabzon Kocaeli'yi yendi. Aynen. Biz Kocaeli'ye yenildik. Trabzon o yıldan beri hiç düşmedi zaten. Yani belediye başkanları, bu şehri yönetenler hep Sakaryaspor'un yanında olmuştur. Rahmetli Aziz Bey, nur içinde yatsın. O da kulakları çınlasın. Erkal Açılı. Erkal abi başkan gibiydi abi. Yani Erkal abi kulüp başkanı. Bakanlara posta atan enteresan bir abimiz. Ara sıra sosyal medyada bazen kapışıyoruz Erkal abiyle. Ama Erkal abi de yani müthiş bir başkanlık yaptı. Konya şampiyonluğumuzda Konya ile çekiştiğimiz. Avarajda. Gol evet. Avarajda. Onlar Konya 4 atıyordu, biz 6 atıyorduk. Onlar 5 atıyordu, biz 6 atıyorduk vesaire. Zaten son haftalarda bu şampiyonluğu Konya avarajda biteceği belli oldu gibiydi son 3-4 hafta. Erkal abi, tabii bu isimler çok unutulmamalı ya. Mesela gençler şimdi mesela Behçet Deryoğlu desek inan kimse bilmez. Bu kimin suçu? Bu şehri yönetenlerin suçu. Tabii, anlatacaksın. Mesela rahmetli Cevat Ayhan. Bugün insanlar, hep söylüyorum Erol abi, hep söylüyorum. Rahmetli Cevat Ayhan bugün Karasu'ya, Sakarya halkı Karasu'ya otoban gibi 3 şerit, 5 şeritli yoldan gidiyorsa, Karasu'dan buraya insanlar 25-30 dakikada geliyorsa bu dur içinde yatsın. Cevat amcanın eseridir. Yani bugün Aziz Bey'in eserleri var. Ama yani tabii ki herkes bir şeyler yaptı. Örneğin bir Ersin Taranoğlu dökük yıkıl stadı adam etti. Bir müthiş bir stat o günkü şartlarda. Çok güzel bir stat. Çünkü TÜVESAŞ ekibi çalıştı hatırlıyorsunuz. Siz burada o yıllarda hep beraberdik biz tabii sizinle. Ben bu yılları iyi hatırlarım ama daha önceki yılları siz tabii. benden daha iyi biliyorsunuz. Buyurun abi. İhsan Ayhan dedik. Şimdi devam edelim. Böyle mesela hiç unutmuyorum Gündüz Serin. Doktor Gündüz Serin. Gündüz Serin'le Fikret Şen. Son zamanlarda da birkaç kişi daha geldi. Bir tanesi de Vedat'tı, Yaşıcı'dı. Şeyi anlatayım mesela. Biriz kulübünde oturuyorum. Yılbaşına bir hafta var. Düşün bu adam Adapazarı'nın tanınmış doktoru. Sakaryaspor'u ve Beşiktaş köyü içinde doğma büyümedir. Beşiktaş'tadır. Beşiktaş semtinde doğma büyümedir. Sakaryaspor'a geldi, başkan olacağım dedi. Taşın altına elini koydu. Eline değil, vücudunu koydu. Bir doktor İstanbul'dan buraya geliyor. Eşinin ve kendinin biriktirdiği ne kadar altın varsa hepsini bozdurdu. Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bir iş kulübüne girdi. Biz de rahmetli Ziya, biz Zekiya Baydar, Taşkent yemek yiyoruz. Elinde böyle yuvarlak kıvrılmış, lastik geçirilmiş böyle 12 aylık tek yaprak takvim var. Biriz kulübünde masa masa dolaştık ben beraber. Yanında da baba lokantasına gittik. 50 liraya takvim sattı başkan. Şimdi şimdiki başkanlar adam, çok şanslı Erol abi. Sen ne diyorsun ya? O zaman onların döneminde belediye desteği de yoktu. Sonradan işte ikinci döneminde Ünal abi destek yaptı. Biraz işte rahatladı. Yani böyle yöneticiler böyle başkanlık yapıyor. Ya Sakaryaspor başkanı restoranda masa masa dolaşıp takvim satıyor ya.
ben de yöneticilik yaptığım yıllarda Allah rahmet eylesin, onun da ya hep aklıma geliyor, Adnan Şeker abimizle birlikte evet. elimizde makbuz kuyumcuları dolaşıyordu. Tabii. Vali Bey öncülüğünde hiç unutmam abi, işte Vahit Bey siz, Ahmet Bey siz, Mehmet Bey, herkes işte 500 lira, 100 lira, evet. 200 lira makbuzu keser bırakırdık. Biz böyle, ben de böyle yöneticilik yaptım ama şimdi tabii her şey hazır geliyor. Ekrem Baba gönder, dağıt falan filan. Yani şimdi mesela Sakaryaspor'da ilk yılında, o zamanki ismi Dörtler, yani şimdi playoff deniyor. İlk yılında Dörtler'e kaldık. İlk 1965-66 sezonu. 66 sezonunda Sakaryaspor ilk 4 içinde bitirdi ligi. Bitirdi ve 4'ler maç yapıldı. İşte playoff diyelim, playoff işte şey. Bugünkü adıyla. Kura çekiliyor. Baş nerede çıktı? Orada tek maç oynanacak. Burada Sarıyer'i yendik. Düşün, daha ilk sene çıkıyordu Sakaryaspor. Ki rahmetli Fikret abi böyle bir kadro tabii, kurmuş. Kadrosuna bakalım. Kaç tane yabancı var? 0. 4 tane var. İkisi yedek. Ha, yabancı da var. Yabancı yok yani. Adapazarlı olmayan. Sakarya dışından transferler evet. var. Kaleciden sol aşağı kadar ilk 11 çıkıyor. 2 tane var. Şimdi kaç tane Sakaryasporlu var? Sakaryalı var. ya o... Zaten biz esas şimdi... Anadolu kulüplerinin şeyi bu. Çok bence. Bu işler çok sarpa sardı. Yani benim evet. deşme. Şimdi yani bugüne gelelim. Yani ben şimdi yönetimde olsam ben 8 tane yabancı, ben silah dayasalar almazdım bu ilk sene. Neye göre 8 tane yabancı alındı? Zaten bildiğim kadarıyla 2 tanesi gönderiliyor. 2 tanesi, 3 tanesi. 2 tanesi daha çoğu gider. Şimdi onu diyeceğim. Şimdi gelelim başa. Sakaryaspor dediğim gibi daha ilk yıl çıkacaktı. Burada Sarıyer'e 1-0 yendik. Rıfkı attı. Sol açık oyunu, hayatında sağ ayağını sadece yürümeye kullanan Rıfkı sağ ayağında gol attı Sarıyer'e. İkinci maç kura çekildi. Gene burada. Bursa Spor'a maçın bitimine 5-6 dakikalık Felik'ten bir top geldi. Felik gol, bir top geldi. Golü yedik. Elendik. Öyle elendik. O sene şey çıktı işte. Eskişehir çıktı ve Eskişehir ligler oynanırken ne içeride ne dışarıda bizi yenemedi. Tek takım bizdik. Bizim grupta. Hep iki yerde de berabere kaldık, içeride dışarıda. Ve bizi kardeş şehir ilan etmişlerdi o zaman. Eskişehir Spor Yönetim Kurulu. Ve ne acıdır ki o Eskişehir Spor Avrupa liglerinde oynayan tabii canım. Eskişehir Spor bugün çok üzgünüm. Maalesef. Çok eski dostlarım var. Babal Ligi'ne gitmek üzere. Amatör Ligi'ye gitmek üzere. Maalesef. 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 Ama işte bu işin hesabını... Bursa Spor. Küme düşme hattında. Şimdi İngilizlerin eski 5 tane büyük menajeri var. Brian Colock, Liverpool yapan bir Shankly, kulübün önünde heykeli vardır. Alex Ferguson, Don Howe. Bunlar yıllardan beri çok önemli teknik direktör, menajer oldukları için futbolla ilgili bazı deneyimlerine göre bir laflar etmişler. Bunlar yıllar evvel İngiltere'de futbolun gayri resmi anayasası ilan edildi. Ben onları yıllar evvel not aldım. Mesela transferde diyor ki Brian Colock, transfer diyor o kadar hassas bir iştir ki diyor. Transferde diyor inada ve torpile diyor kesinlikle yer olmaz diyor. Kesinlikle diyor futbolda inada ve torpile yer olmaz diyor. Hassaslığı şuradan gelir diyor. İyi transfer yaptın diyor, skorsal başarı kazanırsın diyor. Satarken de gene para kazanırsın diyor. Bütçene ilave olur diyor. Doğru. Hata yaptığın zaman da diyor, tam ters bakiye yazar diyor. O zaman diyor her taraftan tenkit alırsın diyor, takımında zarara uğrar diyor. Esasında adamın dediği doğru, çok hassas bir konu. Yani transfer, deneyim lazım, istişare lazım, bir sürü şey lazım, iyi pazarlık lazım. Bunların hepsini bir araya getireceksin. Onun için, yani büyük kulüplerin halini görüyoruz. Yanlış transferlerden. Şimdi isim bana verme, bundan yıllar evvel Süleyman abi'den sonra gelen başkanlardan birisi 86 tane transfer yaptı. 4 senede. 86 tanenin 25 tanesi oynadı. Diğerleri yedek kaldı. Ondan sonra Beşiktaş borçta. Tabii borçta. Kârda olmazı mümkün değil.
Ama şimdi Erol abi, örneğin yani bir Anadolu kulübünde başkanlık yapmak gerçekten çok zor. Yönetim kurulu üyeliği yapmak, bunu yıllarca siz de yaptınız, ben de yaptım. Ailenizden fedakarlıklar yapıyorsunuz. Ekonomik olarak bazı şeylerin altını, risklere giriyorsunuz. En önemlisi zaman çok kıymetli, paradan da kıymetli bana sorarsanız. Biz bir deplasmana gidiyorduk, yani beraber gidiyorduk işte Erol abi. Cuma, cumartesi, pazar gecesi 3'te sabaha karşı evimize geliyorduk. Yani Sakaryaspor, bizim gibi yani Sakaryaspor demeyeyim de Anadolu kulüplerinde yöneticilik, başkanlık, yöneticilik yapmak gerçekten çok zor. Örneğin ben Sakaryaspor'da bizim şehrimizin takımında yöneticilik yapan arkadaşlarımıza, başkanlık yapan arkadaşlarımıza hep saygı duyuyorum. Hata da yapsalar, yanlış da yapsalar ama yöneticilik hakikaten çok zor abi. Yani bizim gibi Anadolu kulüplerinde çok zor. Dediğiniz çok gibi zor. Transferlerde şimdi Anadolu kulüp, yani bırakın Anadolu kulüplerini abi. Futbol Federasyonu'nu kim yönetiyor? İş adamları yönetiyor yıllarca. Evet. Futboldan gelen kimler var? Kimse yok. Kimse yok. Halbuki bırak bu işi uzmanlarına bırak. Mesela Türkiye'de ben hep şunu çok sıkı takip ettim Erol abi. Türk basketbolu neden iyi yani? Türk basketbolu özellikle son 10-15 yılda gayet başarılı sonuçlara alıyor. Bakıyorsunuz abi. Bak, basketbolun hepsi basketten gelmiş. Hepsi basketboldan gelenler. Bugün de böyle. Harun Erdenay olsun, işte Emir olsun. Bir de Doğan Akkemiz yani. Olsun. Hepsi bir de kültür altyapıları. Kültür yani hepsi zaten hepsi genç takımdan, işte genç milli takımdan gelmiş işte A milli takıma, genç milli takımda sen 3-4 sene oynamış, A milli takıma yükselmiş, A milli takımda 8-10 sene oynamış. Sonra her şeyin olduğu gibi biraz yaş olgunlanınca basketbolda bırakınca basketboldan kopmamışlar. Federasyonda Turgay Bey'le başladı bu. Turgay Demirel'le başladı. Bugün yine aynı şekilde devam ediyor. Ben bakıyorum basketbolu idare edenlere, Türk basketbolunu, hep basketbolun içinden gelenler. Evet. Fakat bu tarafta futbola baktığımız zaman Erol abi, futbolda da başkanlar iş adamı. Niye? Paraları var çünkü. Doğru mu? Federasyonda iş adamları. Hukuk kurulunda avukatlar vesaire ağırlıkta. Yönetim kurulunda iş adamları. Yani futbolun içinden gelenler yönetmiyor. Şimdi bence en büyük sıkıntı bu değil mi abi? Bak. Ben yıllardır bana ters gelen bir şey oldu Türkiye'de. Fatih Terim Galatasaray'ı kaç yabancıyla Avrupa şampiyonu yaptı? 3 yabancı. İşte Taferel, Popescu, Hacı. O zaman 3 yabancı müsaadesi var. Evet. Peki, yıllar sonra şimdi iş adamlarından federasyon yaparsan böyle olur. Bak ne oldu? Şimdi hatırlayacaksın. Aradan geçti 10 sene, 15 sene. Bundan 6 sene evvel Fatih Terim milli takımda teknik direktör oldu. Tek sorumlu. 14 yabancıyı çıkartan Fatih Terim. Nasıl oluyor o? Federasyondan bir kişi nasıl demez mi? Ya kardeşim sen 3 yabancıyla UEFA şampiyonu oldun. Niye 14'e çıkaralım? Yapma etme diyen bir kişi çıkmadı. Futbolun içinden gelen olsa çıkardı. Çıkartmazlardı onu. Ne kadar tenakuz var görüyor musun? Ya tabii yabancı... Ya 3 futbolcuyla Avrupa şampiyonu oluyorsun. Milli takımın başına geliyorsun. 14 yabancı çıkartıyorsun. Ama Erol abi şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani buna ben mesela şöyle de bir cevap verebilirim. Türkiye'de özellikle Süper Lig'de ve bizim birincilikte TFF 1'de yabancıları çek al abi, statlarda 300-500 kişiyi zor bulursun. Abi 4 tane de bırak ya. O zaman oluyordu. 4 tane de bırak. Yabancılar olmasa. Abi ama 3 tane. Ya geçen bir ilk yarıda bir takım sahaya çıktı. 11 futbolcunun 9'u yabancı. İstiklal Marşı okumasını bilmiyorlar. Dikkatimi çekti yani. 9 yabancıyla, 8 yabancıyla yani bilemiyorum. İşte bugün Fenerbahçe'ye bakıyoruz abi. Fenerbahçe'de ama kaç işte büyük kulüplerin yok. Çok fazla yabancı alan, gönderen kulüplerin halini görüyorsun. Büyük kulüpler ne kadar. Anadolu kulüpleri de aynı abi. Ya aynı. Hepsi batmış durumda. Yani bir de bunların normal bir ticaret yanı olsa şimdiye kadar kaç sefer vergi affı, şu bu. Neyse.
Sakaryaspor. Sakaryaspor. Evet, gelelim Sakaryaspor'umuzun devamına. Şimdi mesela Sakaryaspor'da bazı ilkler var. Türkiye ikinci liglerinde ilk Brezilyalı oynatan takım Sakaryaspor. Türkiye futbol tarihinde. 1967 yılı Fenerbahçe'de 3. dönemi Ignaz Molnar'ın iki tane Brezilyalı geliyor. Walder Tebai. Beğenmiyor. İşte çevrenin etkisine bak şimdi. Milliyet Gazetesi Spor Servisi Müdürü Namık Sevik Ziya Bey'e lakabıyla analım Deve Ziya Bey'e Royal Fabrikası'nın yemek müteahhitleri telefon açıyor. Araları çok iyi. Fenerbahçeli Namık Sevik rahmetli. Ziya diyor iki tane futbolcu geldi diyor. Molnar beğenmedi diyor. Ya alsanız da şunları diyor. Ziya Bey gitti aldı getirdi buraya. Sene 67. Daha deprem olmamış. Walder siyahiydi. Tebai normal kumralıydı. Yalnız belli Tebai orta saha oynuyor. 10 numara oynuyor. Ötekisi santrafor'da fena değil ama Tebai farklı burada. İdmanlarda falan çift kalelerde izliyoruz. Tabii çok da zeki kendi futbol kalitesini bildiği için mukavele şart koymuş. Resmi ikincilik maçları başlamadan bana Avrupa'dan teklif gelirse ben serbest bırakacaksınız diye. Sözleşmeyi o maddeyi koydurmuş. Koydurmuş. Bizim o zaman belki ben olsam yani ben de o yaşta olsam yöneticilerinde ben de tamam derim kim buraya kadar geldiğine göre kim isteyecek Avrupa'dan derim yani. Kabul ederim. Adam hakikaten La Liga'ya gitti. İtalya'da yine. Hayır. İspanya'ya gitti. İspanya'da yine. Futbolu bırakanlar da İspanya'da oynadı. Tabii Valencia'da oynadı direkt adam. Şey bizde 2 yıl kaldı. 2 sezon Walder. Tam o sırada sezon açıldı derken 67 deprem 67 oldu. Depremi oldu. Ses sinemasının bahçesini hatırlar mısın? Bilmez miyim o? Orada çadırlar kuruldu. Takım orada yatıp kalkıyordu. İşte Sakaryaspor'un bir tek kötü bir şey oldu. Orada bir gece Deve Ziya genel kaptandı. Fikret abi de takımın antrenörü, kaptanı. Orada bir gece kavga ettiler. Bayağı alt alta üstü yumruklaşarak. O iki birliktelik yıllarca da dalgın gittiler birbirlerine. Onlara birileri sezemedi. İkisini barıştırıp, ikisi büyük güçtü yani futbol camiasında. Çok büyük güçtü. Daha o yıllarda Sakaryaspor çıkardı. Ama o iki kişinin aralarında geçen istenmeyen olaydan dolayı Sakaryaspor'da kopmalar, yönetim bazında kopmalar başladı. Futbolcular zor ayırdı kavgayı. Ben gördüm kavgayı. Evet. Yani o Sakaryaspor için hiç iyi olmadı. İkisi hakikaten çok büyük bir katkı yapacaktı Sakaryaspor'a. Sonra Ziya abi yine dışarıdan olsun yönetimlerine girdi Sakaryaspor'un defalarca. O da yani çok hizmeti geçmiştir. Yani Sakaryaspor'da mesela Türkiye'de belki de ilk defa Sakarya seyircisi paslaşarak penaltı seyretti burada. Ben mesela o kadar İstanbul'da maç seyrettim. Büyüklerden duymadım burada. Beşir abiyle Çarlıyer'den ilk sene paslaşarak penaltı attılar. Herkes şaşırmıştı. Bir daha da hiç başka görmedik onu. Bazı şeyler mesela ilk sene Türkiye Kupası'nda Beşiktaş düştü. Nasıl top oynuyoruz hele rahmetli Musa? Tek başına duman etti Beşiktaş. Maç 0-0 devam Musa ediyor. Musa Çetiner bildiğim kadarıyla tabii Sapancalı. Yani, ilk kuruluş kadrosunun Musa abi, Beşir abi. Yıldızlarındandır yani hiç unutulmaz o. PTT'ye gitti Süper Lig'e sonra tekrar geri geldi. Ondan sonra penaltı golüyle Küçük Ahmet'in attığı penaltı golüyle zor verdi bizi Beşiktaş. Burada. Yani bayağı iyi takımdı dediğim gibi ama iki tane Adapazarlı olmayan vardı. Hepsi 54 plakaydı. Hepsi 54. Sakarya'da, Sakarya'nın çocukları. Şimdi mesela bakıyorum liglere, sen de farkındasın. Ben o 54 plakaların 4'te 3'ünü alayım. Sakaryaspor bence bulunduğumuz ligde tehlikeli bölgede yaşamaz. Şampiyonla oynar abi. Yani şampiyonla oynar demeyeyim de şampiyon olurlar. Şimdi ama tabii ekonomik artık eski... Şimdi seni beklerken çok üzüldüm. Televizyonda alt yazı geçti televizyonda seni beklerken. 18'de ne maç oynandı değil mi? İlk kere bitti bizim için. Son hafta bay çektik.
18 maçta 53.500 seyirci seyretmiş Sakaryaspor. Ortalama 5.500 seyirci kapı. Hayır, 2009 73.000'de. 53.500'ü böldüm 18 maça. 2970 çıktı. 3.000'de. Yazık. Çok az. 3.000 seyirci ne demek? Birincilikte oynuyor ya. Şimdi ben şuna bağlıyorum abi. Şimdi Sakaryaspor, bunu yıllarca siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Sakaryaspor ya şampiyonluğu oynayacak ya küme düşmeme oynayacak. Küme düşmeme oynarsa stat full çekiyor. Şampiyonluğu oynarsa stat full çekiyor. Ortadayken olmuyor. Ortadayken. Şimdi bir de tabii Pasolik, TV, şeyden, TRT'den canlı yayınlar. İnsanları eskiden stadımız buradayım, şehir merkezindeydi. Şimdi biraz daha şey olunca gidiş gelişler de zor. Onun için esen yürüyerek geliyorduk, stada giriyorduk, yürüyerek çıkıp evimize gidiyorduk. Şimdi tabii mesafe biraz daha uzak. Ama ben yine de biraz... Bu da bir etken ama tabii biraz yeni çıkmış. Kurulsa... Bu sene 1. Lig'e TFF 1'e çıkan Sakaryaspor'un seyirci sayısı bu olmamalı. Bu acı bir gerçek. 3.000 çok az. Çok az. Yani burada neler yapmak lazım? Bilet fiyatlarınla bence oynamak lazım. Paso Ligi teşvik etmek gerekir. Ulaşım sorununu belediye maç günleri çözmekle bence bu da bir soru, çözüm olabilir. Yani dediğiniz gibi 3.000 seyirciye Sakaryaspor. Bir de çok acı bir şey. Yani ligin ilk yarısında çok ciddi bir para cezası. 431 bin lira gibi bir çok ciddi bir para cezaları gelmiş kulübe. Tabii bu yazık ki ne? Yani bu yönetim bu paraları sonuçta federasyon bunu kesiyor gelirlerimizden biliyorsunuz. Yani bir de burada da çok ciddi bir rakam bu. Yarım dönemde bu kadar bir yılda 1 milyon lira seyircinin yani niye? Ceza ya burada federasyon... Niye taraftar yüzünden geliyor? Tabii taraftar yüzünden yazık geliyor. Ama böyle taraftarlık olur mu? Yani benim mesela onu okuyunca inan benim içim acıdı. Yani çünkü Sakaryaspor'un 5 lirası bile şu anda yani bu şehrin 5 lirası, 100 bin lirası çok kıymetli. Yani 430 bin liraya 3 deplasman, 5 deplasman gider gelirsiniz vesaire. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Yani çok ciddi bir rakam ya. Süper Lig'de bu cezayı alan, para cezası alan kulüpler çok nadir. Hele Türkiye genelindeki bu ekonomik durumda 460 bin lira çok büyük rakam. Bence de çok ciddi bir rakam. Bu yarım dönem. Bir de bunun ikinci devresi evet. Var. İkinci devre daha ortalık sertleşecek. Düşenler, şampiyonluğu oynayanlar, playoff evet. Oynayanlar. Seyirci daha agresif olacak doğal olarak. İnşallah yani bunu işte burada bunu sağlayacak olan başkan ve yönetim bence abi. Seyirciyi daha böyle çünkü 28 bin, 25 bin kişilik bir statta ne konuşsanız 3.000 kişinin olduğu stadı düşünebiliyor musunuz? Çağır. Ne konuşsanız Futbol Federasyon temsilcisi duyuyor. Affedersiniz bir şey hakaret etseniz duyuluyor. Hakeme bir şey desen duyuluyor. Yani doğruya doğru. Esen bizim bu statta bunlar karambolde gidiyordu. Şimdi ama gitmiyor. Hemen temsilci, hemen tabii. Federasyon temsilcisi notunu tutuyor işte. Hakeme küfür etti. Yok teknik adam kenar bench'teki yedek kulübesindeki şey hakaret etti vesaire. Sesler çok rahat duyuluyor. Bir de canlı yayın var tabii. Canlı yayında 4-5 defa izliyorlar. Tabii. Bu da bir sıkıntı. Onun için seyircimizin yani bence çok daha dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki Sakaryaspor her zaman söylüyorum Erol abi. Bu şehrin vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Asla ve asla. İyisiyle, kötüsüyle, küme düşmeyle, şampiyonluklarla, her şeyle. Ama bu şehir biraz, programın başında da söylemeye çalıştım. Biraz ağır konuşmak istemiyorum. Şehir Sakaryalı kimliğini kaybediyor yılla. Yani gitgide kaybediyor bence Erol abi. İşte yani bir Sakaryalı ruhu vardı eskiden. Örneğin ben şimdi, siz daha önceki yılları hatırlıyorsunuz. Mesela 80 yılında bir Tuncer Tepe efsanesi yaşandı. Herkes Sakaryaspor'un peşinde koşuyordu. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi artık... Bak o dönem bilet fiyatları öyle ucuz değildi. O döneme göre değildi şey yaparsın. Bak
O zaman 15 bin kişilik stat, yarısı kadar da dışarıda kalıyordu. Niye? Taraftar şuna bakar. Borcum varmış filan bakmaz. Bak, mümkün değil. Sen kardeşim iyi transfer yapıp iyi netice alıyor musun? Bu kadar basit. Onun için kaç sene orada doluyordu stat. Kuyruklu atağı nereye kadar? Hatırla. Çok hatırlamaz mıyım yani, abi? Yani içerideki... 300 metre, 500 metre kuyruk yani oluyordu. İçeride ya. 15 bin kişi varsa 6-7 bin kişi de dışarıda kalıyordu dışarıda kardeşim. Kalıyordu. Niye? Ama o kadroda bir efsane, yani şimdi Tuncer bak, abinin efsane başkanı. Şimdi bak, ama ben sana bir şey anlatayım. O kadroda efsane bir kadroydu abi. Asaf Terim'i tanıyorsun evet, abi. Evet, evet. Bizim delikanlık, benden 5 yaş, 6 yaş büyüktür ama benim çok eski arkadaşımdı o. Biz eski yaz günleri, geceleri beraber geçirdiğimiz bir arkadaş grubumuz vardı. Sakaryaspor maçlarına devamlı beraber giderdik. Yıllar sonra dedik ki 6 ayda bir beraber toplanalım. Bir bekar, bir hanımlarla. Burada Özkoçlar Bahçesi vardı, kayalar biliyorsun. Oraya gittik. Herkes hanımlarla oturuyor. İstanbul'dan gelen Adapazarlı bir kardeşimiz dedi ki Sakaryaspor maçlarına gidiyor musun dedi rahmetli Asaf'a. 7-8 senedir gitmiyorum dedi. Gittim dedi. Yarıda çıktım dedi. Çünkü niye dedi? Biz zamanındaydı, buradaydı. Bak şimdi bir şey söyledik, inanılır gibiydi. Milan'la Juventus'u seyretmiştik dedi. Sonradan fark aydım ben dedi. Şimdi top sağ açığa geliyor, alıyor dedi. Aklıma Tuna ile karşılaştırıyorum dedi. Çıktım baştan, bir daha da gitmiyorum dedi. Şimdi bak, adam çok güzel bir benzetme yaptı. Ya biz farkında olmadan dedi, Atatürk Stadı'nda Milan'la Juventus'u seyretmiştik neyse dedi. Ama o kadro yani efsane bir kadro. Yani, Erol abi. O kadroyu bugün kurmaya kalksan Sakarya'nın parası yetmez. Türkiye Kupası'ndaki aldığımız skorları hatırlıyorsun herhalde. Beşiktaş'a orada, Fener'e burada, orada, Galatasaray. Yani, Fener'e İstanbul'da 5-1 yendik. İstanbul'da 5-1 yendik. Beşiktaş'ı burada... Burada darmadağın ettik. 4 tane attık. 4 tane. Orada da 1-0 yendik. Zonguldak'ta 5-2 yendik. Yani skorlara bakar mısın? Böyle 1-0, 2-1 biten maç yok. Şimdi ben hep şu tezi savunurum Erol abi, yıllardır yani az çok futbolun içinde ömrümüz geçti. Özellikle Sakarya'da biz tabii ki Sakaryalıyız. Sakaryaspor bizim birinci takımımız. Şimdi iyi mesela Sakarya'da inanılmaz oyuncu potansiyeli olan bir il. Altyapısı çok kuvvetli olan bir il. Biz yıllarca bunun kaymağını yedik bana sorarsanız. Yani altyapıdan... Peki son yıllarda ne yiyemiyoruz işte kaymağı? Son 10 yıldır altyapımızdan ne yazık ki bugün ben mesela Süper Lig'de bakıyorum, TFF 1'de bakıyorum. 54 formalı çok evet, genç oyuncularımız var. Sakarya'da yetişmedi mi onlar? Yani şimdi altyapı hep bu altyapıya aslında çok inanılmaz bir değer verilmeli. Belki de veriliyor, bilemiyorum. O kadar hiç şimdi altyapının içinde değilim. Yalan konuşmayayım ama ben neye bakarım? Altyapıdan her sene 3-4 oyuncunun A takıma monte edilmesine bakarım. Bakıyoruz son 10 yılda bir tane çıkmıyor. Bırak birinci ligi, ikinci, üçüncü ligdeyken çıkmadı gene. Çıkmıyor. Ne enteresandır, çıkmıyor. O zaman altyapıda çok altyapıda biraz Ahbap Çavuş ilişkileri yani gibi geliyor olmaz bana. Olmaz. Futbolda olur mu ya? Şey, siz söylediniz bana ya. Bana Türkiye'de bak o kadar içindesin kaç senelik futbolda. Türkiye'de ve dünyada torpille futbolcu olmuş, ismi duyulmuş bir tane futbolcu göstersene. Mümkün değil. Bulamaz. Olmaz ki. Olmaz ki. Bu bilinmesine rağmen hala bu Ahbap Çavuş ilişkisi devam ediyorsa yazıklar olsun. Başka türlü bunun şeyi yok ki. Mesela altyapı hocaları, eskiden altyapı hocaları yöneticiler daha doğrusu. Altyapıyı çok sıkı takip ederlerdi. Altyapı hocalarıyla çok sık toplantılar yapılırdı. Belki şimdi yapılıyordur, bilemiyorum ama dediğim gibi ben neye bakarım? Ama yani bir ikinci, üçüncülükteyken de seyrede bir tane çıkmaz mı? Bir tane çıkmaz mı ya hakikaten ya? Yani çok enteresan bir şey. Evet. Mesela ben şimdi Sakaryaspor'un patronu kim ne derse desin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce. Öyle tabii. Mesela ben Ekrem Başkan'ın yerinde olsam çağırırım bütün altyapı hocalarını. İşte 12, 15, 17, 16 neyse U16, 18. Gelin bakayım buraya. Siz ne iş yapıyorsunuz kardeşim derim. Ben size sonuçta maaş ödüyorum. Para veriyorum ben size. Nerede bu? Yani elinizde 150-200 tane oyuncu var. Ama A takıma yıllardır bir tane oyuncu veremiyorsunuz. Bunun hesabı sorulur bence. Mesela Beşiktaş'ın hatırlayın abi.
altyapısında yıllarca ne oyuncular yetişti. Evet. Serpil Hamdi Tüzün altyapıyı... Geriye gel, Nihat geçti ya. Nihat, daha yakın tarihe gel. Nihat. Hayır, o kadar yakına gelme abi. Yani geçmiş yıllarda imkansızlıklara rağmen Serpil Hamdi Tüzün gibi bir adam çıktı, altyapı hocası. Beşiktaş'ın bir zamanlar %50'si, %55'i evet. altyapıdan aynen. çıkan oyunculardı. Evet, evet. Mesela Fenerbahçe'de bu ne yazık ki hiç olmadı. Galatasaray bir ara bir dönem bunu çok evet. iyi başardı. Çok ciddi başardı. Sakaryaspor bundan 10-15 yıl önce biz bu işi çok iyi becerdik. Altyapıdan çok ciddi oyuncular çıktı. Bakıyorsunuz son 10 yılda altyapıdan Sakaryaspor'a oyuncu akışı ne yazık ki olmuyor. O zaman ben mesela Ekrem Yüce Büyükşehir Belediye Başkanı olarak inan çağırırım altyapı. Derim ki arkadaş sizin derdiniz ne? Maaşınızı alıyorsunuz. Her imkanı sunuyorum size. Bir eliniz yağda bir eliniz balda. Deplasmanlara gidiyorsunuz. Eskiden hatırla Erol abi. Altyapı oyuncuları dolmuşlarla, minibüslerle evet. gidiyordu. Şimdi hepsi son model otobüsler. İşte ben geçen Cevat Başkan'la bayağı sohbet ettik. Bütün deplasmanlara son model otobüslerle gidiliyor, geliliyor. Şoförleri, kaptanları hizmetinde. Peki neden oyuncu yetişmiyor? Mesela altyapıda şöyle bir eksiklik var. Ben altyapıyı çok ciddi araştırdığım için. Altyapı bana göre Erol abi yarışmacı bir ekip olmamalı. Tabii canım. Altyapı oyuncu yetiştirmeli. Yok sen bunu yenmişsin 5-0 Kocaeli seni 3-0. Bana beni ilgilendirmiyor ki. Grubunda birinci oldun kupa getirme kardeş. Bana oyuncu getir bitti, abi. Bitti. Ben kupayı sen, ne yapacağım? Ben sana yatırım yapmışım. Bu oyuncuya ben 5-6 yıl, 4 yıl neyse bir yardım destek vermişim. Sakaryaspor'un imkanlarından faydalandırmışım. Ben buna sonuçta bir bedel ödemişim. Bana oyuncu getir. Şimdi ben de bu oyuncuyu oynatayım. Ben sana atıyorum söyleyeyim. 3 milyon euroya da satayım. Bu işe gönül veren ve samimi çalışan hoca lazım altyapıda. Ya belgesini... Bir dakika Ekrem abi Allah rahmet eylesin. En düz sıradan bir diploma sahibiydi. Hiç öyle... Hiçbir şey yoktu ya rahmetli Nur içinde yazsın. Kaç tane çıkarttı milli takıma bırak Sakaryaspor'u? Kaç tane çıkarttı? Herkes elini öpüyordu. İşte bu işi özverili yaparsan olur. Ki başka rahmetlinin bir tane olmaz. Bisikleti vardı tabii. Bildiğim kadarıyla tabii, abi. Tabii. Nur içinde yazsın. Ekrem abimiz, benim de hocam da bisikletle gider gelirdi. Şimdiki ama... yani ben işte burada yani Sakaryaspor Kulübü olarak altyapıya çok aslı tesisim var. Zeki Başkan yaptı. Süper tesislerim var. İmkanlar müthiş. Yani her şey ayağınıza geliyor. Arkadaş yani en azından bir iki senede bir tane oyuncu atın ya. Deyin ki yani şöyle bir oyuncu var. Bakın bu oyuncu bugün 100 lira. 5 sene sonra bu oyuncu atıyorum 3 milyon euro, 4 milyon euro. Sakaryaspor'un bu şekilde düşünebiliyor musunuz Erol abi? 4-5 tane oyuncu yetiştirse maddi bak, imkanları düşünebiliyor musunuz? Ben yıllar evvel isim sorma bana altyapıda görevli bir kardeşimize şunu anlattım. Ben bunu öğrendim. Barcelona'nın altyapısında masa deniyor biliyorsun. Masayı kuran Cruyff. Cruyff bu işe başladığı günden halen devam ediyormuş. O sistem devam ediyor Barcelona. Ama sistemin bir tanesini söyledim. Araştırdım. Öyle bir şey yapılmıyor abi dediler bana. Barcelona altyapısına orta sahaya ama 9 ama 10 yaşında. Kaç yaşında olursa olsun, ister 8 yaşında olsun. Aynı oyun. Orta sahaya. Orta saha oyuncusu seçilecek ya bakıyorlar bana. Tek ayaklı bir tane futbolcu alınmıyormuş. Mesela bunu şimdi Coşkun Demirbakan evet. hocamıza söylediğin zaman ya işte Barcelona altyapısı böyle, işte Bayern Münih altyapısı böyle. O hemen şunu söyler. Ya her ülkenin kendi imkanları. O da haklı. Neden? Barcelona'nın 10 tane altyapı sahası var. Bayern Münih'in kim altyapı hocası? İşte Vox çıkıyor. Beckenbauer'un ekibi vardı bir zamanlar biliyorsunuz. Breitner'ler şunlar bunlar. Bunlar hep altyapıda hocalığı yaparak tabii, yükseldiler. Tabii. Biz de öyle değil ki abi ya. Biz de alo diyor bizim çocuk diyor. Eş. Şunu alıyor. Yani i̇şte Türkiye'de için, ne yazık ki. Onun için olmaz. Türkiye'de bir transferde hiç unutmam. Yabancı bir oyuncu transferinde kulakları çınlasın. AP diyor sizin burada diyor alo diyor. Hep alolar diyor. Bizim
Tamam abi diyor, hallederiz diyor. Hep hallederiz var diyor. Hiç hep telefonlar çalışıyor diyor. Avrupa'da yani ciddi kulüplerde yani bunlar yok. Orada dediğiniz gibi yani altyapıya çok ciddi yatırımlar var. Sakaryaspor'da da var abi. Her imkan var. Yani bizim dönemimize göre 15 sene. Şimdi bak ben sana bir şey anlatayım Süleyman Saba'dan. Süleyman Saba 16 yıl başkanlık yaptı. Hayatında 16 yıl başkanlık hayatında bir kez bir tavsiyede bulundu. Benjamin Toşa bu da. Hiç karışmazdı. Ama şimdi futboldan geldiği için yöneticiler met ediyorlar Nihat'ı. Ya diyorlar almıyor filan. Gidiyor. Kendini göstermiyor ama Fulya'da, tepede böyle bir arabanın içinden seyrediyor. İki tane, üç tane maçını. Çağırıyor kulübe Toşa. Ya şunu bir lig maçında dener misin diyor. Senden rica ediyor. Bak bir sefer. Ne oldu? İşte futbolun içinden gelen bir yönetici başkan olursan böyle bir sefer de olsa dediğin çuk oturuyor. Ya tabii herkesin yani, bir herkesin bir bilgisi vardır. Biraz Türkiye'de siyaset başkan olmasa bile yönetimde az çok futbolla haşır neşir olmuş, futbolla yorulmuş birkaç kişi adam olması lazım. İşte Erol abi bizdeki sıkıntı şu. Yani, Türkiye'de herkes siyasetçi, herkes futbolu iyi bilir. Mesela bazen kızarlar ama ben şöyle derim hep, ben basketbolu çok iyi bilirim. Yani ben tamam futbolda şey hasbelkader ama esas benim anladığım iş futbol, şey basketbol. Ben basketbolu hakikaten iyi bilirim. Basketbolu çok severim. Basketbol oynamışım yıllarca. Yöneticilik yapmışım. Basketbol il temsilciliği yapmışım. Bugün bir nesilde hakemlik yapan bütün genç arkadaşların benim elimden geçmiş vesaire. Şimdi bu şehirde herkes her şeyi biliyor abi. Adam belediye başkanlığını biliyor. Şimdi konuşmak istemiyorum aslında. Bunu bugünkü dünkü köşe yazımda yazdım ama şimdi Mutlu Işıksu Adapazarı Belediye Başkanı. Benim babamın oğlu değil. İnan tüm samimiyetimle söylüyorum. Belediye başkanı olana kadar ben Mutlu Işıksu kimdir bilmezdim abi. Ben de bilmiyorum. Vallahi tanımam, billahi tanımazdım. Mutlu Işıksu müthiş bir proje başardı. Defalarca konuştum onunla. Hiç artık saklamaya da gerek yok. Yazdığım için saklamaya gerek yok. Dedim ki abi sen bu işi başaramazsın. Bu şehirde sen bu işi beceremezsin. Senin ekonomik şartların, ekonomik gücün Adapazarı Belediyesi olarak buna yetmez. Göreceksin dedi. Ben bu işi başaracağım. Peki abi dedim. İyi ki iddiaya girmemişim ha. Bir yemek gidecekti. Ve adam müthiş bir iş başardı Erol abi. Gerçekten inanılmaz. Bu Ada Hayat projesi gerçekten yani Sakarya'daki en büyük sorunların, üç sorunun bir tanesini çözdü. Bu adam eleştiriliyor ya. Yok şimdi bak. Ya sen bunu alkışladığın zaman merak etme AK Partili olmuyorsun kardeşim. Sen yine tabii. CHP'li misin? Şimdi CHP'li. O düşünüp taşınmıştı. Böyle bir şey yok aklı ya. Aklı yatmıştı bir de cesaret etti. Şimdi akılla cesaret bir arada olunca dayanamazsın. Başarı gelir. Hadi şimdi gelelim şeye. Tuncertepe abimiz yönetime girdiği zaman ben Tuncel abi Sakaryaspor'da başkan olmadan evvel bir sefer statta görmedim. Şimdi şunu ama ne yaptı bak ne yaptı? Şunu arada koyayım gireyim Erol abi. Ben Tuncel abi bundan 3 hafta önce Tuncertepe efsane Sakaryaspor kulüp evet. Başkanlarından bir tanesidir arkadaşlar. Ben konuk olarak almak istedim. Fakat bazı sebeplerden dolayı çok özür diledi. İleriki haftalarda tekrar katılabilirim dedi. Çünkü Sapanca'da oturuyormuş. Evet. Bazı özel sorunları var. Yani sorunları derken özel şeylerden dolayı özür dileyerek 3 hafta önceki programı gelemedi, katılamadı. Ben Tuncer abi bütün şehrin, özellikle gençlerin çok yakından tanımasını isterim. Evet. Efsane başkan olmak bu şehirde kolay kolay herkese nasip olmaz. O kişi Tuncer Tepe'dir. Evet, şimdi Tuncer Tepe. 1979-80-81. Şimdi yönetime geldi. Başkan Fikret Şen. O kongreye gittim ben. Yönetime yazmışlar şeyi. Tuncer abi. Nihat Çakvat, Nihat abi onlar. Ortaokul lise beraber okudular. Sınıf arkadaşları. Hala da Nihat abi Büyükşehir Belediyesi'nde evet, doktorluk hasbihalinde. Evet, görüşüyorum zaman zaman. Evet. Sonra toplantıda diyor ki ya diyor İstanbul'dan futbolcu alalım falan deyince ya adam demin dediğim gibi yani Gündüz Sinan'dan sonra geldi o Fikret abi.
Sakaryaspor yani mali yönden sürünüyor. Ben korktum diyor Fikret abi. Sonra sordum ben, anlattı bana. Hemen istifa ediyor. İşte o istifa edince başkan oluyor yönetimde. Ama ne yaptı abi? Getirdi Necdet Niş'i. Al dedi, kim alırsan al bak. Fenerbahçe'nin yarısını da aldıydık bitti o sene. Bitti abi. İlk önce 5 tane altaydı. Sonra ikinci devre geldi Tuna. Nezih'i aldı ikinci devre. Coşkun Demirbakan. Kalede Fuat. Tabii. Şimdi ne yaptı? İşi bilen bir adama getirdi. Teknik direktör. Herkesin, hakemlerin bile saygı duydu. Evet. Necdet abinin Sakaryaspor'u bu günlere gelmesinde büyük. Rahmetli Necdet Niş'in çok çok büyük katkıları vardır. Tabii canım. Vardır. Tabii. Yani şimdi Tuncel abiye dediğim gibi az önce ben başkan olmadan evvel statta bir sefer görmedim. Ama şimdi düşündü, taşındı, akıl, cesaret de var. Al sana, hop çıktık. 12 puan taktık Ankara Gücü'ne. Ama abi o kadroyu... 12 puan taktık. Erol abi o kadroyu yani yanlış anlama da bugünün parasında herhalde bir 100 milyon euroya kuramazsın yok, abi. Yok yok. Çok enteresan bir kadroydu o kadro. Ceyhun'lu, Nezih'li, Ömer'li, Tunalı kadro var. Onu 300'e 400'e de kuramazsın. Kuramazsın. Nerede yani, öyle kadro şimdi? Öyle kadro. Zaten o, milli takımında o yıllarda milli takımımızın da yarı oyuncuları hep Sakaryasporluydu abi. Sakaryaspor'da oynayan oyunculardı. İşte Tunalar, Aykutlar sonra devreye girdi. Oğuzlar. Tabii. Yani, küçük Turgay. Küçük Turgay yani. Olsun, Büyük Turgay. Başka şimdi Nezih'i, Nezih Tosuncuk. Akılla İşi bileni başa getirirsen, güvenirsen bu akıldır. Bir de affedersin Tuncel abinin yaptığı deli cesareti. 7-6 tane, 7 tane Fenerbahçe'den alacaksın. Devre arası Bursa'dan Nezih'i alacaksın. Tuna'yı alacağım Fenerbahçe'den. İşte, hepsini. Yani olacak iş değil. Ya, akılla cesaret bir arada olduğu zaman oluyor demek. Yaşadık çünkü, gördük. Gördük. O kadro tabii ki bugünün dediği gibi Erol abinin 300 milyon euro değil 400 milyon euroya 500 milyon euroya kadroyu kuramazsınız. Şimdi, o oyuncuları parayla satın alamazsınız. O kalitedeki futbolcular şimdi bir tanesi kaç para? Şimdi düşünüyorum da Türkiye'de şu anda milli takım dahil Ceyhun gibi bir futbolcu ben göremiyorum. Peki Erol abi, hep Sakaryaspor'un 1917 Haziran 1965'ten bugünlere Tuncel Tepe'ye geldik. Bir de çöküş dönemlerimiz var. Ara ara. Üzüntülü yıllarımız var. Hep yanlış olanlar. Küme düşmelerimiz var. Alt ligde 2. 2B'de 1 alt ligde düşmelerimiz var. Oynadığımız. Allah'tan geçen sezon o liglerden kurtulduk. Yani Sakaryaspor zaman zaman çok da büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de mesela biz çok uzun kalamadık. Kalamadık ne hikmetse. Mesela burada sizce yani Süper Lig'de kalamayışımızın nedenleri sizce neler abi? Yeni ekonomik. Şimdi Tuncel abinin 4. veya 5. yıl düştük biz. Yani Sakaryaspor çok uzun yıllar birinci ligde, Süper Lig bugünkü adıyla. Ama işte Tuncel yani Tuncel abiden sonra gelen başkan ve yöneticiler Aydın abi geldi bildiğim kadarıyla. İşte bir sezon ama diğerleri o parayı döndüremediler. Bir ara Mehmet abi geldi. Mehmet Atay geldi başkan. Ondan sonra ama Erkal abi çıkardı ama takım bir sene sonra tekrar ligden düştü. İşte dayanamıyorsun çünkü elinde o zaman birkaç tane iyi futbolcu vardı. Büyük kulüpler aldı. Düşün, Fenerbahçe senin şimdi 4 tane direk adamını birden aldı. Evet, Fenerbahçe. Ne oldu? Turan Sofoğlu, Aykut Kocaman, Oğuz. Yerine o 4 tane futbolcunun %50'si kadar katkı verecek futbolcu bulamadın ki. Alamadım. Evet. Para bulunamadı. Ekonomik şartlar müsait. Yani bence tek sebebi ekonomidir. O yılları çok iyi hatırlıyorum da yani. Başka mümkün değil. Çünkü satılan veya giden futbolcuların yerine onu dolduracak hiç bir tanesi tutmadı. Değil mi? Yani tutmadı. Tabii ki o yıllarda Fenerbahçe bizim en iyi oyuncularımızın hepsini işte o oyuncuları transfer etti. Sonuçta profesyonel... Ama yönetim hatasında o sene bir 13. maddeye bir bent ilave etti. Orada bilmem neden dolayı işte bu futbolcular... Düşün, 4 tane futbolcuyu 110 bin liraya aldı Fenerbahçe. Bedavaya aldı.
O oyuncuları şimdi 110 milyon euro alamaz. Evet, gerçekten Sakaryaspor'umuz 1965 kurulu, kuruluş yıl dönümü, 11 yöneticiyle birlikte 65 yılında profesyonel futbol dünyasına ayak bastı. Erol Girişken abinin dediği gibi 11 tane Sakaryalı yöneticinin omuzlarında. Hepsi küçük esnaf. Hepsi de küçük esnaf ama şehir o zaman bir başkaydı. Tabii. 80 yılında ben dün gibi hatırlıyorum, Tuncer Tepe efsanesi kolay kolay doğmadı. Yani herkes şimdi Tuncer Tepe efsanesi diyor ama Tuncer Tepe'nin yaptığı yanındaki ekibi Rauf Babiler, Rauf Batıboylu, Sabri Küçükler, bir çekişme, yönetimde bir çekişme de yoktu abi. Herkes gönüllü koşuyordu. Tuncer abi çok ciddi bir yönetim de oluşturmuştu. O yönetimde Tuncer abi bunu tabii kulakları çınlasın. Tuncer Tepe bunu tek başına başarmadı. Arkasında çok ciddi bir ekip vardı, yönetim vardı. Sakaryaspor sevdalıları vardı. O yönetimde lige çıkan o ilk takım yönetimindeki maddi yönden de çok katkısı olan Zafer Demircioğlu'nu kimse unutmaz. Zafer Demircioğlu genel kaptandı. Bir de sanayide Mustafa Özekmekçi. Bravo. Bunların yani bunlar çok ciddi ekonomik katkı sağladı. Ya bu şehir böyle bir şehir. Gerçekten bugün bakıyorsunuz ama içiniz cız ediyor. Ben mesela bu yani bütün yük Büyükşehir Belediye Başkanlarının sırtına yüklenmiş. Gidiyor. Nereye kadar gider bilmem. Ama şu bir gerçek ki profesyonel dünyada ayakta kalmak çok zor. Çok zor. Futbol bu. İşte onun için alttan mutlaka işte altyapı. Yetiştirmek mecburiyetindesin. Yok, başka çaren yok. İşte ben Erol abi bunu söylüyorum. Bu kulübün patronu Sayın Ekrem Yüce. Tamam. Kimse bunu inkar edemez. Doğru mu abi? Doğru. Ekonomik katkıyı Ekrem Başkanımız sağlıyor. Ben olsam bu altyapı hocalarıyla, demin de söyledim, çağırırım, toplantı yaparım. Arkadaşlar bir sıkıntınız mı var? Maaşlarınızı alamıyor musunuz? Şudur, budur. Neden oyuncu vermiyorsunuz yukarıya? Neden yetiştirmiyorsunuz? Neden araştırmıyorsunuz? Bunların hepsi seminerlere gidiyor, antrenörlük kurslarına gidiyor vesaire. Yani bu işi de bilen insanlar. Altyapı hocalarını ben 3-5 hepsi tanıyorum. Yani bu futbolun içinden gelen insanlar. Hepsi diplomalı, okumuş insanlar. Peki ne diyor onlar sen sorunca? İşte, niye çıkmıyor? Çıkmıyor abi işte. Evet, ama çıkmıyor. Bir arıza var. İşte bunu da soracak, bu arızayı da soracak olan Sayın Ekrem Yüce Başkanımız. Arıza var. Yani bundan 10 sene önce, 15 sene önce çıkıyordu da niye bugün çıkıyor? Bundan seneler bir tane oyuncu çıkmaz Berol abi ya. Bak şimdi söyleyeyim. Seneler önce Sakaryaspor başkanına isim vermeyeyim. Çağırdı beni Rüstemler'e, gittim. Bir şey soracaktı, söyledim. Dedim ki senden bir şey rica ediyorum dedim. Telefonda söyledim ama sen de madem çağırdın ben de bir şey söylemek istiyorum dedim. Yalnız dedim odada kimse olmasın dedim. Dedim ki bu altyapıdaki hocaları dedim. Hangisi dedim sadece yani normal antrenör kurslarını bitirdiler. Fakat 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuğun adale yapısına göre nasıl idman yaptırılır, hangisi biliyor dedim, hiçbiri bilmiyor. Öyle bir şeyleri, deneyimleri yok. Bak dedim, Türkiye'de bu işin bir tane uzmanı var yıllardan beri, en büyük uzman, akademisyen, Turgay Renklikurt. Haftada bir sefer dedim, 500 lira ver buna, ayda 4 sefer gelir dedim. Veya 15'te bir çağır, bir sezonda vereceğim dedim, birkaç bin lira para. Bunları dedim öğretsin altyapı hocalarına. Şimdi seminerlerde bunlar hep öğretiliyor. Ama o adama pay. O zamanlar. Şimdi adam hem Türk milli takımının hem güreş milli takımının uzun yıllar kondisyonerliğini yaptı. Bir sefer bile çağırmadı. Hiç aklına yatmadı o kardeşimiz. Bir yana yani futbol ilmini ne derler sportif tıp ilmini bilenlere bu işe sokmazsan altyapıdan filan yetiştiremez. Yani mesela şimdi tabii burada olmaz. Yetişmez. Sakarya Üniversitemiz var. Sakarya Üniversitesi'nin spor bölümleri var. Buradaki hocalardan, eğitimcilerden şey de alınabilir, destek de alınabilir vesaire. Yani tabii çok büyük bir proje değil ama dediğim gibi ben olsam başkanın yerine
Çağır ya arkadaşlar. Bunlar tabii konuşuyorlardır mutlaka. Konuşmaz olurlar mı? Ama ya. Burada bir ahbap çavuş ilişkileri var gibi geliyor. Ben çünkü bazen duyuyorum, çok üzülüyorum. Örneğin mesela şimdi eskiden bir tek Sakaryaspor vardı. Ama şimdi sadece Sakaryaspor altyapısı yok. Bakıyorsunuz Galatasaray altyapısı, Beşiktaş altyapısı şu. Hepsini Sakaryaspor'dan kopmuş hocalar. O 300 oyuncuyu almış, genç çocukları almış. Az bir şey palazlananı Karşıyaka'ya satıyorlar. İşte ne bileyim Altın Ordu'ya satıyorlar. Bunları da duyuyorum yani. Mesela İzmir'de... Şimdi bak bir de şu var. Evet dinliyorum abi buyurun. Rize maçını seyrediyorum. Geçen sene playoff'ta biz kime? Afyon'a mı yenildik? Efendim? Son mesajlar playoff, da geliyor onlara da bakıyorum. Son Manisa'da mı ne? Mithat diye bir çocuk vardı. Evet. Geçen sene bizi yani şeyde gol atan çocuk. Bu sene baktım Rize'de oynuyor. Harika oynuyor. Demirspor altyapısından gitmiş. Ya bu nasıl gider kardeşim? Şimdi Turan Sofoğlu'nu... Ben bunu affedersin ya işte kaçtı affetmiyorum. Sakaryaspor'da, Harmanlıkspor'dan, Demirspor'da altyapısından başka yere kaçan bir insanın sen ne vereceksin? Ya bedavaya da kimse gelmez kardeşim. Şimdi ben size çok enteresan nasıl bir şey olacak bu konu açılmışken çok başım bunu birebir yaşadım. Turan Sofoğlu U16 U17 milli takım hocası, hala da hocası. Biz İzmir'de Altın Ordu tesislerinde turnuva var işte Yunanistan var, işte Çek Cumhuriyeti var, o var. 5'li 6'lı turnuva. Turan da bizi davet etti Turan hoca. Biz de 3-4 gün kaldık orada. Altın Ordu sahasında oynanıyor maçlar Erol abi o eski İzmir yolunun orada. Gördün kaç tane saha var değil mi? Tabii orada Altın Ordu müthiş tesis altyapısı var. Neyse tel örgülerin önünde bir arkadaş döndü. Ya dedi Coşkun hocam dedi Coşkun Bey dedi hayırdır dedi falan filan. Tanımıyorum kişiyi. Dedim hayırdır ya ben dedi Sakaryalıyım sizi iyi tanırım dedi. Hayırdır dedim. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ya dedi şu dedi milli maç oynanıyor. Turan Sofoğlu'nun, Turan Hoca'nın takımında. Şu dedi 9 numaralı oyuncu dedi benim oğlum dedi. Yapma ya dedim. İyi futbolcu falan işte. Seyrediyoruz tabii maçları. Benim dedi oğlum dedi bu. Siz? Ben dedi Sakarya'da dedi şu kulüpten ismini vermeyeyim. Bu kulüpten Altın Ordu'ya getirdim oğlumu dedi. Neden Altın Ordu'ya getirdiniz dedim. Altın Ordu, Sakaryaspor varken neden? Benim oğlumu dedi altyapıda oynarken dedi hakkı olmasına rağmen dedi benim çocuğumu A takımına davet etmediler dedi. Bir yıl bekledik, iki yıl bekledik en son dedi Altın Ordu teklifte bulundu. Altın Ordu'ya getirdim. Şu anda Turan Hoca'nın milli takımının santraforu. Evet. Uzun boylu hiç unutmam çocuğu da. Yani şimdi bu Sakaryaspor'un yönetenlerin ve hocaların hatası bence. Tabii. Mesela o çocuk kaç paraya satıldı Altın Ordu'ya çok merak ederim. Altın Ordu öyle çok para vermiyor. Abi çok vermesin. Bugün mesela isim vermeyeyim. Bazı şeylerde oyuncuları ben duyuyorum 30 bin 40 bin TL'ye satıyorlar. Yani transfer veriyorlar başka kulüplere diye. Çünkü Sakaryaspor bize para vermiyor. Onlar da gidiyorlar işte Altın Ordu'ya oraya Karşıyaka'ya işte Bursa'ya işte vesaire. Bunu önleyecek bir sistem bulunması lazım ama. Başka türlü nasıl olacak Coşkun? İşte diyor mu Erol abi eskiden bizim dönemimizde altyapı sadece Sakaryaspor bünyesindeydi. Evet. Ama şimdi ne yazık ki birçok altyapı, Galatasaray altyapısı var, ne bileyim Fenerbahçe altyapısı var, Beşiktaş altyapısı var. Hepsinin başında eski Sakaryaspor'un oyuncular var. O zaman sen diğerleriyle rekabet edemiyorsun. Edemiyorsun. Olmadı. Halbuki senin onlardan çok çok fazla imkanların... Koca Sakaryaspor bunlarla mücadele edemiyorsun. Edemiyor. Çok ayıp. Edemiyor. Çok ayıp. Mesela şimdi Harmanlıkspor, ben Harmanlıkspor'a hayranımdır bu olayda. Harmanlıkspor'da Tevfik Hoca inanılmaz derecede başarılı. Evet, yıllardır. Evet. Aynı şekilde Metin Ergezen abimiz kulüp başkanlığını o sistemi Metin abi kurdu. Önce mesela Altın Ordu'da sistem böyle Erol abi. İyi futbol. Önce iyi insan olacaksın. Evet. O gençlere Mehmet Bey bunlara aşılıyor. Biz çok oturdu, her gece oturuyorduk. Önce iyi insan olacaksın. Okuyacaksın. Futbol sonra gelir. Tez buydu.
Mesela Tevfik Hoca'da da harmanlıkta da sistem bu. Evet. Böyle bir sistem var. Önce iyi insan olacaksın. Okuyacaksın. Artı futbol. Çünkü herkesin futbolcu olması mümkün değil abi. Önce kabiliyetin olacak. Tabii sonra canım. Allah vergisi bir yetenek bu. Herkesin futbolcu olacak diye oraya şimdi Sakaryaspor altyapısına veya Harmanlık Spor altyapısına gelen 200 kişi çocuğun 200'ü de iyi futbolcu olacak diye bir kural yok. Ama iyi insan olmak zorundalar. Ama bak hocalar bunu vermek zorunda. Yıllar evvel sen de vardın. İyi hatırla. Eskişehir'den çıktık sonraki yönetimi iyi hatırla. Evet. Vakıf Otel'de bak çok güzel yaptın. Hani 100 tane genç talep futbolcu adayı var. Yüzü de futbolcu olmayacak. Mümkün değil. Ama sen, öyle bir dünya yok. İlk toplantı yanımla Gül Tiryaki diye bir bayan oturdu. Evet. Yönetimde iyi hatırlıyorsun. Hatırlamaz mıyım abi? Spor akademisinde akademisyen. Ben altyapıyla ilgili bir şey söyledim. Altan Edis o zaman başkan. Çok hoşuna gitmiş. Dedi ki toplantıdan sonra dedi, hemen dönecek misiniz adı pazarına dedi. Hayrola dedim. Sizle bir şey konuşmak istiyorum dedi. Otelin barına gittik. Kadın Amerika'da İhtisasını yapmış futbol üzerine. Bende dedi bir sistem var dedi. Bak işte. Altyapı ile ilgili. Bak işte. Kaç tane futbolcu, o zaman 150 tane filan da altyapıda futbolcu adayı genç. 150 tane dedi. Peki dedi bu altyapıda dedi yöneticiler dedi, sizden evvelki yöneticiler veya şimdikiler bizler dedi. Oradaki hocalar dedi. Bu 150 tane 150 tanenin içindeydi. Kaç tane futbolcu olacağını nereden biliyorlar dedi. Nereden bilsinler dedi. Bendeki sistem söylüyor ama dedi. Nasıl dedim. Ben dedi koyacağım dedi. İnternet sistemi dedi. İki tane spor hocası gelecek dedi. Spor hekimi dedi. Bunların dedi adale yapılarını ölçecek dedi. Ve yükleyeceğiz dedi bilgisayara dedi. Üç gün sonra dedi. Pat geli bu atlet olur diye cevap gelecek dedi. Bu halterci olur diyecek dedi. Bu masa tenisçi olur diyecekti. Bu voleybol, bu basketçi olur. Niye dedi 150 kişiyle uğraşıyorlar burada dedi. Şimdi kadın yerden göğe kadar haklı. Ben kaldım böyle. Ne kadar dedim bu? 10 milyon lira dedi. 10 milyar diyelim. Biz o sene iyi hatırla. 10,5 milyar vitamin ilaçlarına para verdik o yönetim. Kadın dedi ki bir sefer verilecek bu dedi. Ömür billah kullanın bu sistemi dedi. Ben bunu kabullendiremedim yönetimde. Mesela bu yani öyle bir sohbet ediyoruz böyle çok vitamin ilaçlarına çok 10,5 milyar verdik. 10 milyar o sisteme ki bir sefer verilecek kabul edilmedi. Mesela ben basketbol il temsilcisi iken 97-98 yıllarında Turgay Demirel Federasyon Başkanı. Federasyonla ilişkilerimiz çok iyi. Hikmet Erdem Uluslararası Turnuva hep Sakarya'da. Evet. Benden önce de kulaklarınızın Nusret Er Yılmaz alıyordu. Sonra da ben almaya devam ettim. Sakarya için çok önemli bir turnuvaydı. Yani uluslararası bir turnuva. Kulaklar çınlasın Arif abi, Gençlik Spor İl Müdürümüz. Arif Öztürk'ün verdiği destekler sayesinde. Efe Aydan geldiydi. Efe'nin de o zaman Tofaş'ta çok popüler bir isim. Misafirimiz oldu. Yani o yıllarda Efe Aydan dediğin zaman çok popüler bir isim. Tofaş'ı alıp götürüyor işte vesaire. Menajer, Tofaş'ın idari menajeriydi. Bir gün böyle yemek yedik bir yerde. Burada ne yiyeceksin? Köfte yer ısmarlarsa yani misafir geldiği zaman buranın meşhur köftesi biliyorsunuz. Siz söyleyin. Bulvardan böyle geliyoruz çarşıya doğru. Ziraat Bankası'nın oralarda ya dedi Coşkun Hocam dedi buradan dedi niye basketbolcu yetişmiyor? Baksana dedi ya sağın solun her taraf basketbolcu dedi. Dedim ki Efe Hocam nereden ya? Baksana dedi ya 1.80'den aşağı adam yok dedi. Deminden beri dikkat ediyorum dedi. Bulvarda yürüyenlerin %90'ı 1.80-1.90 boyunda. Niye? Çünkü burası kozmopolit bir şehir biliyorsunuz. Tamam. Boşnak, Arnavut vesaire. Neyse sohbet sonra geceye vardı. Bak dedi benden dedi sana tavsiye. Bunu dedi unutma. Nedir Efe Hocam dedim. Şimdi senin dedi altyapı yani basketbol okullarında dedi genç çocuklar var dedi. İşte 12 yaşında 8, 14, 13, 10. Bunların dedi ayak bileklerine bak.
Şayet bu çocukların ayak bilekleri ince ise bunlar basketbolcu olur. Yok, ayak bileği dedi böyle takoz gibiyse bunlarla dedi hiç uğraşmadı, bunlardan bir şey olmaz dedi. Basketbolcu olmaz dedi. Şimdi dediğiniz gibi her şeyin bir ilmi var. Tabii canım. Biz her şeyi biliyoruz diye bir kural yok. Mesela size o yıllarda öyle söylenmiş. Ama sıkıntı şu bence abi. Sakaryaspor'un altyapısında sadece bu yıl, geçen yıl, 3 yıl vesaire değil. Sakaryaspor'un altyapısında 10 yıldır, 15 yıldır bir sıkıntı var. Dikkat ediyorum. Altyapıdan şöyle parlayan bir yıldız çıkmaz mı ya? Bir tane hadi yani birinci ligde bırak geçen sene de çıkmadı, evvelki sene de çıkmadı, 5 sene önce de çıkmadı, 10 sene önce de çıkmadı. Bunun aksini kimse savunmasın, büyük arıza var altyapı. Yani bir tane oyuncu bulamaz mısınız ya? Bu hocalar, yani yanlış anlamasınlar beni, darılmasınlar, hepsi arkadaşım, dostum, sevdiğim insanlar ama ya kusura bakmayın arkadaş ya aldığınız, işte ne alıyorsunuz bilmiyorum ama bedelin de karşılığını verin ya. Sakaryaspor'a oyuncu yetiştirin. Evet. Şaşılacak şey. İnanılmaz bir şey abi yani. İşte burada da bütün iş Ekrem Başkan'a düşüyor bence. Çağıracak arkadaş neden buradan oyuncu çıkmıyor? Siz ne iş yapıyorsunuz? Bu ayıp bir şey değil. Bu patron sensin abi. Bunlara para veriyorsun, maaş ödüyorsun. Hesabını da soracaksın. Başarısızsa o gidecek, başarılı olan gelecek. O kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hiçbirini ne tanırım ne eder yani arkadaşlarımızın ama ben ne onu getir derim ne bunu getir derim. Ama böyle bir şey yok abi. Yani Sakarya'da mesela teknik adam yetişmiyor. Bana göre yetişmiyor. Şimdi Sapanca Spor'umuz vardı. Hendek Spor'umuz vardı. Mesela Sapanca Spor ikinci hocayı gönderdi. Yeni bir hoca daha getirdi. Ya Sakarya'da bir teknik adam Sapanca Spor gibi takımı çalıştıramaz mı ya? Böyle bir potansiyelde teknik adam yetişmiyor mu şehirde? Kalsın 5 sene 6 sene kalsın. Kalsın ya. Yani niye dışarıdan hoca getiriyorlar? Ben çok merak ederim. Evet. Olacak işte. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet, 80 Tuncertepe 80 81 82 83 Tuncertepe efsanesiyle birlikte Türkiye'yi alt üst eden bir Sakaryaspor. Evet. Sonra çöküş dönemleri başlıyor. Vesaire vesaire vesaire. Yani Sakaryaspor bu şehri biz dışarıya gittiğimiz zaman atıyorum bir Manisa'ya, Diyarbakır'a, Edirne'ye gittiğimiz zaman konuşulan tek şey Sakaryaspor. Evet. Başka kimse bir şey konuşmuyor. Esnem patatesimiz vardı. Şimdi patates kabağı da konuşan yok. Sadece Sakaryaspor. Sakaryaspor'un başarısıyla mutlu oluyoruz. Sakaryaspor'un başarısızlığıyla üzülüyoruz vesaire. Evet Erol abi. Bize ayrılan süre son. Reji sürekli uyarıyor. Erol abi son sözlerinizi alayım. Sakaryaspor'la ilgili. Bugünün Sakaryaspor'uyla. Devre arası transferleri yani gönderip artık kimleri tespit ettiler bilemiyorum. Basından okuyoruz arkadaşlardan. Çok 4-5 tane nokta transfer yapılması şart. Çünkü ikinci yarı bu yarıda topladığımız puanı toplamayabiliriz. Alamayabiliriz. O da var yani. Çünkü rakiplerin maddi durumu, ekonomik durumu nedir bilmiyoruz. Daha iyi mi, bizden daha iyi mi değerlendirecekler ara transferi bilemeyiz ama bu ara transferinde çünkü sezon başı yapılan transferlerde hele yabancılarda bayağı fire verdik gözüküyor. Sen de görüyorsun. Devre arası transferlerde hiç fire vermeden 4-5 tane nokta transfer elzem. Evet, aynı görüşteyim. Sakaryaspor zaten transferler bitmez abi. Her kulüp şimdi evet. Devre arası transfer yapmak da gerçekten çok zor bir olay. Evet. Çünkü hiçbir kulüp elindeki iyi oyuncuyu bırakmıyor. İşte hangileri kalıyor abi? Sorunlu oyuncular kalıyor, problemli oyuncular kalıyor. Parasını alamayanlar geliyor vesaire. Yani ara transferin sıkıntıları da bu biliyorsunuz. Siz şimdi X bir kulüp iyi oyuncunuzu bırakır mısınız? Ya bu tabii canım. Başkanla yönetimle bir sorunu vardır oyuncunun ya da parasını alamamıştır. Tabii. Serbest kalmıştır vesaire. Ama Sakaryaspor sonuçta bu kulübü başında yöneten arkadaşlarımız var hepimiz. Onların desteği, yani onlara destek vermek zorundayız. Çünkü Sakaryaspor bir daha ikincilik, üçüncü sakın üçleri görmemeli. Allah korusun. Bir yani daha düşersek çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ekonomik şartlar da Allah razı olsun Ekrem Başkan da çok büyük maddi destek sağlıyor. Sağ olsun. Yani bence
dediği gibi Erol Girişken abimizi mutlaka yönetim bunun farkındadır. Yani sonuçta onlar herhalde bizden daha içindeler. Herhalde açık nerede sıkıntı varsa oralara ara transferler yapmaya çalışacaklar diyelim ve Sakaryaspor'umuzun başarılı olması bu şehrin, bizlerin en büyük dileğimizdir. En büyük dileğidir. Yani Sakaryaspor başarılı olacak ki bu şehir konuşulacak, bu şehire evet, ekonomi gelecek, deplasman takımları, otellerimiz, restoranlar, lokantalar vesaire. Gönül ister Süper Lig, inşallah o da olur bir gün diyelim. İnşallah. Evet Erol abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sakaryaspor 17 Haziran 1965 evet, ve bugün 21 Aralık 2022. Önümüzde 9-10 gün kaldı 2023'e. Evet efendim, yeni yılda görüşmek üzere diyoruz. Erol abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. TV264 ekranlarında önümüzdeki günlerde tekrar siyasi seçim artık ısınıyor. Seçim havası ısınıyor. Seçimler yaklaşıyor. Önce genel seçimler, arkasından yerel seçimler. Tabii ki siyaseti daha ağırlıkta tartışacağız, daha konuşacağız. Sonuçta bu şehrin iyi taraflarını, eksiklerini tartışacağız. Evet, bu akşamlık bu kadar diyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler. Hoşçakalın.